Merhabalar efendim, hoş geldiniz KRT ekranlarına. Bugün hafta sonunda sizler için dop dolu bir program hazırladık. Önce KAHEV diyeceğiz. KAHEV meleklerinden bir tanesi bizimle, Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı. Hemen ardından çok ilginç bir tedavi yöntemi mi desem, bir uygulama mı desem, SAS metodunu sizlere tanıtacağız. Bakalım nelere iyi geliyormuş. Ve tabii sanat olacak, dop dolu olacak, müzikle ve tiyatroyla. Az sonra programımız başlıyor. 2017 yılında bir grup kadın hekimin bir araya gelmesiyle kurulan Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı'nın mütevelli heyet üyesi Doktor Canan Topçu, yapılan faaliyetleri ve projeleri Şebnem Yiğit'le hafta sonunda anlatıyor. Az sonra... Hayatta fark yaratır ilkesinden yola çıkılarak müziğin iyileştirici etkileri üzerinde duran SAS Türkiye kurucu ortağı Ergun Karabulut, Şebnem Yiğit'le hafta sonunda. Az sonra... Aldığı çeşitli ödüllerle ülkemizi başarıyla temsil etmiş, birçok eseri kendi yorumuyla birleştiren Violonsel Poyraz Baltacıgil, Şebnem Yiğit'le hafta sonunda. Az sonra... Hayatında her şey yolunda giderken kendini problemlerin ortasında bulan bir adam ve üç kadının hikayesini konu alan Somer Kavram'ın yönettiği Türbülans oyununun başarılı oyuncuları İlayda Çevik, Tuba Daştan ve Giray Mert Öznenoğlu, Şebnem Yiğit'le hafta sonunda. Az sonra... Efendim, programımızın ilk konuğu bir KAHEV meleği dedim. Çünkü onlar kendilerine böyle diyorlar ama onlar öyle demese de zaten yaptıklarıyla, ettikleriyle onlar adeta birer melek diyeceğim. Ve bugün Doktor Canan Topçu, KAHEV'i temsilen bizlerle. Hoş geldiniz efendim programımıza. Hoş bulduk. Şimdi KAHEV deyince bize tabii söylemesi çok kolay geliyor. Biz sizinle bir dönem çalışmalar da yürüttük çünkü. Evet. Bir vakıfsınız ama siz kadın hekimlerden oluşan bir vakıfsınız. KRT izleyenlerine anlatır mısınız? Nasıl bir vakıfsınız? Nasıl kuruldunuz? Hangi aşamalardan geçtiniz? Böylece izleyenlerimiz de sizinle ilgili bilgi sahibi olsunlar. Tabii ki en sevdiğim kısmı bu zaten. Nasıl doğduğumuz. Evet. Biz sosyal medyadan doğduk. Aslında hem Türkiye'de hem de dünyada bu şekilde kurulan ilk vakıfız. Facebook grubunda, doktor anneler grubunda biz tanıştık. Yani hem doktor hem anne olan kişiler bir Facebook grubunda buluşmuştuk. Orada bir öğrenciye burs vermeyle başladı olay ve sonra çığ gibi büyüdü. Şu anda 1000'in üzerinde öğrenciye burs veriyoruz. Yani ne sayınız? Siz kaç kişisiniz şu anda? Biz Facebook grubunda 23 bin kadın hekimi temsilen 5 kişi mahkemeye başvurduk. Vakıf mahkemeyle kurulduğu için. Evet. Yönetim kurulu mütevelli heyeti olarak bizler. Ben de onlardan biriyim. Mütevelli heyeti üyesiyim ayrıca da. Ve yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini de yürütüyorsunuz. Evet, evet. Aktif çalışıyoruz bayağı. Evet. Yani aslında 2017 yılında başladık biz. Geçmişimiz 2017'de. Evet. Resmi olarak tescillenmemiz 31 Aralık 2018. Yani 1,5 yıllık bir vakıfız resmi olarak. Çok yeni aslında. Çok değil yeni mi? Ama çok güzel işler yaptık. Çünkü Türkiye'nin her yerindeyiz. Bir de hocam zamanlamanız çok iyi olmuş bence. Yani böyle bir küresel salgın ne 2017 ne de 2018'de öngörülemiyordu. Evet, evet. Ve siz küresel salgınla birlikte aslında çok ciddi çalışmalara imza attınız. Birazdan izleyenlerimizle onları da paylaşacağız. Peki, evet, şimdi ki. Biraz daha yayalım bakalım bu açılışınız çok ilginç geldi. Sosyal medyada açılan ilk ve tek dünyada ve evet, Türkiye'de. Evet, Türkiye'de dünyada kurulan ilk vakıfız yani. Bu sosyal medyanın iyi yönde kullanımının da bir örneği evet, aslında. Evet, işte onu anlatın bana. Çünkü evet. İzleyenlerimiz için de ilginç. Hep sosyal medyadan kaçıyoruz, vakit kaybı şudur budur diyoruz. Bakın ne kadar güzel bir oluşuma aslında vesile olmuş. Aslında ben vakıf sayesinde sosyal medyada daha çok aktifleştim. Yani önceden bu kadar aktif değildim. Bizler birbirimizi tanımıyorduk yani herkes sanıyor ki hani bu mütevelliyeti olarak hani okuldan arkadaşız halbuki hiç değil sadece hepimiz farklı şehirlerdeydik işte Batman'dan yönetim evet. kurulu başkanımız Demet, Demet Başar Hanım evet. Eskişehir'de Tülinpınar Eser aile hekimi kendisi Burcu Akta Özkök var o da kadın doğum Ağrı'daydı o zaman şimdi daha yeni İstanbul'a taşındım.
Emine Çiğdem Çatal anatomi uzmanı, o da Mersin'de. Yani hepimiz ayrı şehirlerde. Türkiye'nin dört bir yanındaki kadın hekimler bir araya geldiniz. Peki niçin eğitime destek? Bir şey daha açıklayayım. Buyurun. Tıp ve diş hekimlerinden oluşuyor. Diş hekimleri de var. Hekimleri değil, diş hekimleri, de var. Evet. Bu arada duyurumuz da olsun buradan KRT ekranlarından ki hali hazırda haberi olmayan varsa hekim olup diş hekimi ve kadın olup diyelim. Evet, evet. Üye olabilirler. Üye olabilirler. Yani şu anda 1500'e yakın resmi üyemiz var. Hani vakıfların resmi üyesi oluyor. Evet. Grup olarak çok kalabalığız ama resmi olarak üyemiz 1500 adet. Eğer desteğimler çok önemli meslektaşlarımızdan. Peki niçin kadın? Niçin kadın hekimler? Niçin? Çünkü bizler yani toparlayıcıyız bence. Fedakarız, anneyiz ve eğitimde fırsat eşitliği olsun istiyoruz. Okulunu yarıda bırakan öğrenciler olduğunu gördük hepimiz. Yani üniversitede mi? Onu üniversitede, mu kastediyorsunuz? Evet. Tıp fakültesi öğrencilerine mi ağırlıklı veriyorsunuz burs? Her çeşit öğrenci. Yani ilkokul, ortaokul, lise, meslek yüksekokulu. Yani bizler aslında her şekilde öğrencinin özellikle de hani nasıl söylesem çok başarı olmasını beklemiyoruz bursiyerlerimiz. Hani, öyle bir belli bir not hani, bariyerimiz yok. Şu, bariyerimiz şu kadar yok. Ortalamayla bizim bitirirsen için bursiyer kriterlerimiz daha çok maddi açıdan ihtiyaçlı olan demek. Ve onlara bir şans vermek istiyoruz. Yani sizler yola çıkarken bu vakfın kuruluşunda 2017'de eğitimlerini maddi olanaksızlıklar yüzünden yürütemeyen çocukları, gençleri desteklemek amacıyla evet, çıktınız. Aynen peki, öyle. Burada şimdi madalyonun iki yüzü var. Bir tanesi bursa ihtiyacı olan çocuklara ödenecek meblağ. Tabii ki onlara bir para ödenecek ki onlar eğitimlerini sürdürsünler. Bir de gelir. Geliri nereden elde gelir ediyorsunuz? Gelir nereden? Gelir işte ve tüm kadın hekimlerden. Aslında asıl kaynağımız hekimler. Yani biz kendi aramızda imece usulü. Mesela her öğrenci için bir takım oluşturuyor Rus. Ben diyor ki birisi ben buna aylık 100 veririm, aylık 50 veririm. 5-10 kişi o öğrencinin bursunu tamamlıyor. Bir yıllık bursunu. Yani, grup grup böyle. Grup grup, imece usulü. Yani bu aslında gerçekten dünyada bir ilk belki de. Ve bu kadar uzun sürmesi de, kalıcı olması da gerçekten hem zor hem de çok etkileyici. Çünkü her öğrencinin bir referansı var. Yani her öğrenciyi tanıyan bir üyemiz var. Onunla iletişime geçen gerçekten ihtiyacı olup olmadığını tespit eden. Tabii ki öyle görüşüp hani mülakat olan, gerekirse evine bile gidenler oluyor hani müsait olan. Biz sadece aslında maddi destek vermiyoruz. Mesela benim de referans olduğum öğrencilerim var. Herhangi bir sıkıntılarında ilk başlarda çekiniyorlardı ama şimdi çok rahatlıkla mesaj atabiliyorlar, arayabiliyorlar. Yani bir tane basit bir örnek vereyim. Tabii, sevinirim. Gecenin üçünde mesaj atmış çekinerek, ürtiker dökmüş, resmini atmış. Kaşıntısı var. Ha, sınavlara çalışıyor. Canım. Bu ne olabilir? Çok kaşınıyorum. Sizi çok demek ki bir abla gibi görüyor değil mi? Çok yakını rahatsız gibi ettim görüyor. Ablacığım ama diyor lan ne yapabilirim falan işte şunu kullanabilirsin diyorum. Bu çevre mühendisliğinde okuyan bir öğrenci. Aslında bu manevi de bir destek tabii ki, yani çocuklara, gençlere. Tabii ki yani her zaman aslında şey yapabilirler, arayabilirler diyor. İlk başlardan çekiniyorlardı da sonradan alıştılar onlar da. Yani böyle desteklerimiz de oluyor bizim. Peki bir de sizin aslında meşhur eğitimleriniz var ve benim de sizinle karşılaşmam Kahev o şekilde. Efendim? Kahev Akademi. Kahev Akademi, evet. Bu Kahev Akademi ne zaman ve hangi amaçla kuruldu, neler yapıyor? Kahev Akademi'yi biz aslında pandemi başlayınca başladık. Şöyle, öğrenciler online eğitimle hani bir duraksadı, herkes ne olacağını bilemedi. Biz düşündük ki bursiyerlerimize hazır madem evdeler online İngilizce bir kursu ayarlayalım dedik. Hani onlara bir katkı sağlayalım dediniz. Bu şekilde dediniz. Başladı aslında Kahev Akademi. İlk İngilizce ile başladınız aynen, yani. Aynen öyle. Hatta medikal İngilizce, tıp ve diş hekimli öğrencilerine medikal İngilizce. Diğer bursiyerlere de normal İngilizce hani yapalım diye düşündük. Bu yaz başladı yani 2020 yazında başladı. Daha sonra arz talep meselesi gibi oldu. Aklınıza geldi bizden öğretmenler, öğretim üyeleri. Mesela ben fonksiyonel tıpla ilgili ders verebilirim ücretsiz dedi. Kurs açalım dediler. Biz de açtık. Bizden de çok talep oldu meslektaşlarımızdan.
Bu sefer kendi meslektaşlarımızdan bağış amaçlı akademi kursu başlattık. O nasıl oldu? Ne demek bağış amaçlı akademi kursu? Yani sizin de katıldığınız evet. gibi diksiyon kursundaki gibi evet. Bir kurs açıyoruz. Onun ilanını yapıyoruz gruplarda. Belli bir miktar bağış karşılığında o kursa ulaşım sağlıyor bağışçılarımız. Yani benim verdiğim eğitimden evet. Doktor olmayan, sağlık çalışanı veya diş hekimi olmayanlar da faydalanıyor. Tabii ve herkes. Bir bağış karşılığı. Aynen. Faydalanıyor. Evet. Siz de onların yaptığı bağışları çocuklar için, burs evet. için kullanıyorsunuz. Hem öyle kullanıyoruz hem de oradan aldığımız şeyle çocuklara yine kurs ayarlamaya çalışıyoruz. Ha, başka bir kurs ayarlamaya çünkü anket yaptık mesela bursiyerlerimizin arasında. Gerçekten çok üzücü. Hala daha İngilizce çok eksik olan var. Yani yani biz düşündük ki hani Almanca başka bir dil isterler mi diye. Çoğunluk İngilizce istedi. Demek ki hala İngilizce eksikleri var. Yani o yüzden bunun devamını düşünüyoruz. Anlıyorum. Peki. Öyle. Şimdi bu küresel salgın döneminde birçok sağlık çalışanımızı kaybettik. Evet, son rakamları yanlış olmasın, net bir rakam vermeyelim. Ama bu konuda da sizin çalışmalarınız var ve çok kıymetli çalışmalarınız evet, var. Evet. Öncelikle bu konuya dair neler düşünüyorsunuz? Hem sizin kişisel görüşleriniz hem vakfınızın yaptığı çalışmalarla ilgili izleyenlerimizi bilgilendirir misiniz? Şimdi ben anestezi ve reanimasyon uzmanıyım. Bizzat yani aktif olarak bu yoğun bakımda COVID hastalarıyla birebir muhatap olmuş bir uzmanlık alanım var. Ameliyathanede olsun hani acil ameliyatlar oluyor. En çok risk altında olanlardan biriyim meslektaşlarımın evet. arasında. Psikolojik olarak tabii ki çok yıpratıcı oldu ilk başlarda. Hani gerçekten hani bir karamsar düşünceye kapılıyorsunuz. Her gün evdekilere bulaştırma riski, sonra vefat eden meslektaşlarımız, sağlık çalışan arkadaşlarımızın vefatını öğreniyorsunuz. Çok moral bozucu oldu. Bizler tabii ki Türkiye'nin her yerinde aktif çalıştığımız için evet. çok çabuk vefat eden hasta olanlara çok çabuk ulaştık. Ve bunların içinde bursa ihtiyacı olanlara mesela gerçekten 3-4 tane çocuğu olup genç yaşta vefat etmiş hani eşi ev hanımı ortada kaldı kalıyor ya. Kadın bir tek doktor değil ki vefat edenler hani bu santral görevlisi de oldu içlerinden vefat eden tabii. ambulans görevlisi oldu ATT'ler hemşire arkadaşlar yani çok sıkıntılı süreçlerden geçtik ama biz ne yapabiliriz dedik. MDET diye bir dinamik acil tıp eğitim platformu var. Onların da bize teklifiyle birlikte MDET ve KAHEV işbirliğiyle bu vefat eden sağlık çalışanların için burs fonu oluşturduk. Hı-hı. Yine bir hesap açtık. Evet. Ve bu projeye de emanetiniz emanetimizdir projesi dedik. Emanetiniz emanetimizdir. Evet, evet. Çok İsmi anlamlı. De çok anlamlı oldu. Evet. Çok sahiplendik biz bu projeyi. Şu anda yanlış olmasın bakıyorum. Tabii. Pandemi 31 öğrencinin bursu yani, başladı. Sağlık çalışanı olup pandemi döneminde evet, bursa ihtiyacı olan tabii sağlıkçı vefat eden ve bursa ihtiyacı olan sağlık çalışanı personellerinden çocuğunun 31 tane bursiyerimiz var şu anda. Emanetiniz emanetimiz bir projesinde. Emanetiniz. Ve hemen de başladık dediniz. Yani buna. Çünkü biz çok çabuk organize olan bir grubuz yani. Artık ben bayılıyorum sizin çalışmalarınıza. Evet, evet. Ben de yarı içlerinde gibiyim sevgili seyirciler. Dediğim evet. gibi eğitim akademileri dolayısıyla tanıştık. O kadar hızlısınız ki beni aramanızla eğitimlerimizin başlaması evet, arasında çok, 15 çok gün. Çok hızlıyız. Ki yani. O da benden kaynaklıydı. Bir taşınma işim olduğu için. Yoksa hemen o hafta başlayın demişti Demet Hanım. Ve eğitimlerde de o kadar aktiftiniz ki bir kez daha gerçekten saygıyla söz etmek istiyorum. Çünkü birçok eğitim veriyorum. Ben diğer meslektaşlarım da veriyorlar. Hı hı. Ama sizin o aktifliğiniz ki en yoğun dönemlerinde belki de nöbetten çıkıp çevrim içi derse katılıyorlardı. Evet, evet, çok, ama ellerinden geldiğince ya bizim, çabalıyorsunuz yani ben böyle bir şey görmedim. Bu enerjiyi de nereden buluyorsunuz? Kadın hekimlere sormam yani, lazım. Yani bu şey hani kadın Türkiye'deki kadın hekimler burs vermek istiyormuş ve gerçekten ihtiyacı olanları bulamıyorlarmış. Evet. İçlerinde bir ukde kalmış. Ben de dahil. Evet. Ve böyle bir şey çıkınca biz bunu doğru yönlendirdik.
Çok büyüdük. Da iyi başarıyorsunuz yani, gerçekten. Bir de biz çok şeffafız. Her şeyimizi hani açıklıyoruz hemen gruplarda. Mesela 2019 yılı faaliyet raporumuz sitemizde yayınlanmış. Sitenizin durumda. Sitenizin ismini de söyleyelim. www.kahev.org. Tamam, arkadaşlarımız alt yazı olarak da verecekler. www.kahev.org. Instagram sosyal medya hesaplarımız da Kahev 2018 şeklinde. Kahev 2018 şeklinde de. Bizi takip ederseniz orada bütün yaptığımız her şey paylaşılıyor. Çok şeffaf ve güvenilir bir vakıfız gerçekten. Destek olun, takip edin. Hem az önce söylediğiniz gibi sevgili seyirciler, eğer henüz ekranlarınızın başına geçtiyseniz Kadın Hekimler Eğitimi Destek Vakfı temsilcisi Canan Hanım ve hem kadın hekim ve diş hekimleri üye olabiliyorlar vakfa. Aynı zamanda bağışta bulunmak, destek olmak, hatta eğitimlerinden faydalanmak, çok minik bağışlarla bağışlar. Çok çeşitli derslerimiz var. İspanyolca, Almanca. Evet. Ben de baktım, bayıldım. Hatta sosyal medya kullanımı eğitimi vardı, evet, sizin. Evet, var. Bayıldım eğitimlerinize. Yani eğitimlerinden de çok minik bağışlarla yararlanabilirsiniz. Ve hem de kendinize ve bir çocuğa katkı sağlayabilirsiniz. Şimdi bir de yine sizin çalışmalarınız içerisinde şiddet mağduru doktorlarla ilgili yaptığınız çalışmalar var ki evet. O da Türkiye'nin gerçekten hali hazırda kanayan bir yarası. Her duyduğumuzda tüylerimizi ürperten, nasıl bir şey bu dedirten bir durum. Hem bir bakış açınızı öğrenmek istiyorum, hem de bu konuya dair neler yaptığınızı KRT izleyicileri öğrensin. Şimdi şiddetin tek çözümünün eğitim olduğuna inanıyoruz biz. Gerçekten o yüzden şiddete karşı eğitim sloganıyla bizler sadece burs vermiyoruz. Birçok öğretmenden bize istekler geliyor, okullar, okul müdürlerinden, kütüphaneler, laboratuvarlar, akıl oyunları, hatta özel eğitim okullarında fizik tedavi gibi sınıflar oluyor. Onları da yeniletiyoruz. Biz bu kütüphane, laboratuvarlara şiddete uğrayan meslektaşlarımızın isimlerini verdik. Ha. Farkındalık yaratmak olsun diye. Çünkü bir çocuk kütüphaneye gittiğinde bu isim kiminmiş diye bir araştırsın. Niye bu ismi koymuşlar bu kütüphaneye desin. Ve geçmişini öğrendiğinde ne kadar gereksiz bir sebeple yani, olduğunu öğrensin o olayın, istedik. Araştırsın evet. Yani niçin bu isim koymuş? Yani farkındalık yaratmak amacımız yani evet. O konuda. Aslında hep programlarımızda Canan Hocam buna yer veriyoruz. Yetişen nesil diyelim, çocuklarımız, gençlerimiz, hep amacımız sizin de bizlerin de çocuklarımızı bilinçlendirmek ve farkındalığını arttırmak hemen her evet. Konuda ki sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet bunların en önemlilerinden bir tanesi. Neler yaptınız? Örneğin Van'da yaptığınız çalışmalardan ve diğerlerinden evet, de bahseder misiniz? Yani bu bizim ilk yaptığımız bu sağlıkta şiddete karşı eğitim sloganıyla yaptırdığımız robotik laboratuvarıydı. Doktor Bahattin Yalçın Aslan robotik laboratuvarı yaptık. Bu, niçin o isim niçin verildi? Yaptık? Çünkü Doktor Bey Van'da değildi ama kendisi Vanlıydı ve bize Van'dan bir okuldan istek gelmişti. Hani robotik laboratuvarı yaptırmak istiyoruz. Fen lisemiz çok iyi. Kahve geliyor var. Değil mi? Evet, istek geliyor. Evet. Nasıl oluyor? Böyle o zamanlar tabii daha resmi değiliz. Evet. Hep tanışlar aracılığıyla. Mesela bir öğretmenin bir doktor tanıdığı oluyor. O ona ulaştırıyor. O da bir Kahev üyesine ulaştırıyor. O diyor şekilde ki, oluyor. Bir kadın hekimler ha, var, melekler, aynen. Kahev melekleri. Öyle biz oluyor. Onları ulaştıralım, çözerler i̇şte, probleminizi. İşte kafasında kaldırım taşı kırılan bir meslektaşımız ya, vardı. Yani ya. O çok üzücü şeyler oluyor. Dedik doktor beye şey olsun, jest olsun diye isminizi koyacağız dedik. O da tabii ki çok memnun oldu. Hı hı. Böylece biz sağlıkta şiddete karşı eğitim sloganıyla laboratuvarlar ve kütüphaneler yaptırma projelerimizi başlatmış olduk. Peki başka neler yapıyorsunuz Kahev olarak? Özellikle az önce bahsettiniz, kütüphane yapımı dediniz. Yani şu anda sizleri dinleyenler size müracaat edeceklerdir, bunu bilin. Evet, evet. Çünkü gerçekten Türkiye'nin birçok yerinde birçok ihtiyacı olan okul, eğitim aracı, materyali var. Bunlarla ilgili size müracaat tabii, etmek tabii isteyenler olacaktır. Tabii bazı kriterlerimiz oluyor. Her şeye yetişemiyoruz. Biz yani inşallah çok büyük bağışlar alırız. İnşallah. İnşallah. Mesela her sene belli sayıda kotamız oluyor. Kütüphane yeniliyoruz, kitapları ayrıca toparlıyoruz.
Laboratuvar, robotik laboratuvarlara en çok zaten hani maddi açıdan destek isteyen evet. şeyler. Yine hep böyle imece usulü. Yani gönderi, Facebook grubumuzda gönderi açıyoruz. Böyle böyle okul var, böyle böyle eksikleri var. Herkes ne kadar katılabilirse diyoruz. Yine kendi aramızda kadın hekimler yani kimisi diyor ben 50, 100, 200 yani 10 lira bile versen olur yani. Peki kitap bağışı örneğin alıyor kitap musunuz? Bağışı da alıyoruz şey için. Bazıları mesela şey oluyor büroya gönderiyorlar kitapları. Oradan evet. hani eksik olan okullarda kütüphanelere biz hani iletişim nerede hani eksik varsa. İzleyenlerin haberi olsun diye. Evet. Çünkü bazen insanlar evlerindeki kitaplardan kurtulmak istiyor. Evet, deyim yerindeyse evet. eski okunmuş başkaları da okunsun. Zaten kitap mesela bir kişiye özgü olmamalı. Mesela diyelim ki mühendislik kitapları, tıp kitapları, diş hekimliği kitapları onların ders kitabı olarak ders kitabı olarak da kullanmıyor artık bitirmiş. Evet. Onu öğrencilere ulaştırılmasında da aracılık yapıyoruz. Bakın bu çok önemli sevgili seyirciler. O evet. kadar önemli ki şimdi tıp fakültelerini de diş hekimliği fakültelerini eczacılık da dahil olabilir mi buna acaba? Olabilir tabii olabilir. Ki. Tabii. Ders kitapları oldukça pahalı. Çünkü her çeşitten bursiye, her çeşit evet. ama tabii ki biz hekimlerden oluştuğumuz için daha çok hekim kitapları oluyor. Ama tabii ki mesela diyelim ki arkadaşlardan, tanışlardan eczacılıkla ilgili veya mühendislikle ilgili kitaplar varsa onları da ulaştırabiliriz. Çünkü bizim öğrencilerimize de grup yaptık. Yani iletişimimiz çok iyi. Onların neye ihtiyacı varsa anında kapılarında evet, diyorsunuz. Evet, mesela eve çıkacak diyelim evet. bir öğrenci. Gruba yazmıştı. Ben eve çıkacağım hani Ankara'da. Nasıl güvenilir yerden bakabilirim? Biz hemen Ankara grubuna attık. Hemen ona ev bulmada yardımcı oldular. Eşya toparladılar. Yani evini bile kurduk. Evini düzdüler yani. Gerçekten bravo. Öyle. Demek ki kadın eli deyince kesinlikle böyle öyle, oluyor. Öyle. Ha bu arada kadın eli dediniz. Bizim şimdi doktor anneler Facebook grubundan doğduk ya biz. Evet. Doktor babalar grubu da vardı ama biz bu kadar büyük vakıf olduk. Doktor babalar da bir şeyler yapmak istediler. Onlar vakıf olmadılar ama. Yok olmadılar. Bizi de diyor biz yapamayız ama sizi destekleriz dediler. Ne güzel. Onlar da babası olmayan öğrencilere burs veriyorlar. Şu anda onların da 14 tane öğrencisi var. Aa çok güzel. Babası olmayan öğrencilere. Evet, Doktor Babalar Burs Fonu olarak açtık onu da. Vallahi yani, harikasınız. Böyle bir şey de yani var. Yani aslında biliyor musunuz sevgili seyirciler? Şimdi bakın hekimler, şiddete uğrayan hekimler düşünün. Kendileri çocuk okutuyorlar. Yani bunları maaşlarından yapıyorlar. Yoksa başka bir yerden gelirleri yok. Maaşlarının evet. belli bir miktarını çocuk okutmak, geleceğimizi daha aydınlık sizin kılmak için kullanıyorlar. Sizin kaynağınız ne diyorlar? Kaynağımız biziz yani. Ya. Gerçekten imece usulü topluyoruz hala. Yani istiyoruz ki hani... bizi görsünler, bilsinler, tanısınlar, bağış yapsınlar. Harika, elbette. Ben öyle. De zaten o yüzden sizi ağırlamak istedim. Teşekkür ederiz şimdi programımızın gerçekten. Bu bölümünde son sorum olsun bu da size. Hı-hı. Hedeflerinizi merak ediyoruz. Yani gerçekten anlattığınız kadarıyla son derece samimi bir şekilde, çok doğaçlama bir şekilde kurulmuş. Öyle. Ve aynı naiflikle de devam etmekte çalışmalarınız. Ben de sizlerle Hı-hı. çalıştığım için biliyorum. Bundan sonra için KAHEV neyi hedefliyor? KAHEV bir kere yaptıklarını aynen devam ettirmeyi hedefliyor. Yine burs vermek en önemli amacımız. Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak istiyoruz. Yine kütüphaneler, laboratuvarlar yaptırmak istiyoruz. Ayrıca bu KAHEV Akademi bizim çok hoşumuza gitti. Bursiyerlerimizin de çok eksiği olduğunu, ihtiyacı olduğunu gördük. Ve inanın şu anda köyünde oturanlar var, online eğitimi zorla götürenler var. Üniversite öğrencisi olup bursiyerlerimizden hani okullar açılmadığı evet. için. Onlar için bu online İngilizce eğitim o kadar ekstrem bir şey oldu ki. Çok kıymetli. Yani çok kıymetli. Hiç hayal edemeyecekleri bir şey oldu. Ya gerçekten fırsatlar çok farklı ülkemizde. Yani bunu sağlayabilmeyi ve daha da ileri götürmeyi ümit ediyoruz.
Biz de sonuna kadar sizleri destekliyoruz ve yürekten kutluyoruz sizleri KRT çok ailesi olarak. Ederim. Gerçekten dinlediğiniz çok kıymetli için. İşlere imza atıyorsunuz. Bizler de gücümüz yettiğince sizin çalışmalarınızı ekranlardan tanıtmaya devam edeceğiz hocam. Belki siz hazır uzmanlık alanınızda son bir soru daha sormadan, çünkü izleyiciler diyecek ki tam uzmanını bulmuşsun, sorman lazım. Bu küresel salgınla ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizin uzmanlık alanınız nasıl bir gelişim gösterecek? Neye hazırlıklı olalım? Yani bunu birçok kişi tartışıyor. Yani umarım biter ama hani şu anda devam ediyor. Bunu biliyoruz. Aşı içinde daha henüz bir bilinmezlik var. Bizim yapabileceğimiz tek şey kendimize ve dikkat etmek, maske takmak gerçekten çok önemli. Bakın ben çok aktif çalıştım. Evet. Hala daha çalışıyorum ve gerçekten çok iyi korunuyorum. Çünkü evde kızım var, üst katta annem babam evet. var. Yani ya onlara bulaşırsa diye benim endişem. O yüzden el yıkama ve maske çok önemli. Kesinlikle o maskeyi aşağı hiç indirmesinler. Yani burun dışarıda tabii, kalmasın. Tabii tabii, çok sıkıca kapatıp bir de ellerini yüzüne götürmeyecekler. Sık sık diye sabunlayacaklar ya dezenfektan. Hocam bir de bir şey merak ediyorum. Hazır sizi bulmuşken sormadan edemeyeceğim. Şimdi biz de buraya stüdyoya maskeyle geliyoruz. Şuraya Hı-hı. bırakıyoruz. O maskelerin böyle hani bir yere bırakılması, bıraktığı yere de bir mikrop bırakıyor mu? Yani zarar veriyor muyuz aslında, çevreye? Ne yapmalıyız o maskeyi çıkarttığımızda? Peçeteye sarıp çantaya koymak lazım. Bir havlu kağıt belki. Poşete de koymamak gerekiyor. Çünkü nem yapınca da hani mikropların üremesi için şey oluyor. Ha. Hani aslında gönül ister hani her seferinde değişik maske, ama hani diyelim yoksa peçeteye sarmak. Hani kağıt havlu ya sarıp o şekilde çantaya koymak gerekiyor. Bence bu çok önemli bir bilgi. Hele bizim gibi böyle çıkar tak gir çık evet, stüdyoya evet, bizler doğru, için haklısınız. Kameraman arkadaşlarımız için çok önemli bir bilgi oldu. Teşekkür ediyorum hocam. Yine sizi ağırlamak isteriz. Belki başka bir konu başlığıyla, belki KAHEV'in yaptıklarıyla devam İnşallah. Ederiz. Kim bilir. Sağ olun, teşekkür var olun. Ediyorum. İyi ki varsınız. Tüm KAHEV meleklerine buradan KRT ailesi olarak selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Sizin nezdinizde. Sağ olun, iyi ki katıldınız. Sevgili seyirciler, birazdan programımız ilginç bir konuyla devam edecek. Bu konu öyle ilginç ki kulaklıkla dinlenen ses, konuşma veya ritim, müzik gibi başlıklarla sizi tedavi ediyor. Hem de nasıl bir tedavi? Bakalım neymiş? Birazdan SAS metodunu anlatacağız sizlere. Ergun Karabulut bizlerle olacak efendim. Dikkat eksikliği müzikle düzeltilebilir mi? Hiperaktiviteyle başa çıkmanın yolları nelerdir? Birçok hastalığın beyin egzersizleriyle etkisini azaltmak mümkün mü? SAS Türkiye kurucu ortağı Ergun Karabulut, Şebnem Yiğit'le hafta sonunda anlatıyor. Efendim, şu anda Ankara stüdyomuzda SAS metodu kurucu ortağı Sayın Ergun Karabulut var. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhabalar Şebnem Hanım. Şimdi Ergun Bey, oldukça fazla inceledim SAS metodunu ve çok şaşırtıcı buldum açıkçası. Şimdi eminim KRT izleyicileri de ilk defa duyuyorlardır. SAS ne demek, SAS metodu ne demek diye. Dilerseniz sohbetimizin başlangıcında SAS metodunu enine konuna izleyenlerimize anlatalım. Tabii ki. Aslında Şebnem Hanım, SAS metodu ne demek sorusunu cevaplamadan önce arzu ederseniz biraz müzik ve müziğin beyinde yarattığı etkiden bilgi vermek istiyorum. Elbette, daha buyurun. Sonrasında da bunu SAS metoduyla bağdaştıracağım izninizle. Elbette. Şimdi bildiğiniz üzere müzik dinlemek hepimizi etkiliyor. Dinlediğimiz ya da çaldığımız müzik türüne göre kimi zaman duygusallaşıyoruz, sakinleşiyoruz. Ya kimi zaman da aslında heyecanlanıyoruz ya da aktif hale geliyoruz. Hayatımızın ilk birkaç yılında dinlediğimiz melodilerde, bunlar masallar olabilir, ninniler olabilir, İlerleyen yaşlarda bile aslında beynimizde bir kalıcılık yaratmış oluyor. Müzik dinlemek salt işitsel ve duygusal değil, aynı zamanda da biz müziği dinlerken kaslarımızla, yani bir motor beceri olarak da dinliyoruz. Bu ne demek? Müzik dinlediğimizde kimi zaman istemsizce tempo tutuyoruz, beden dilimiz değişiyor. Dolayısıyla biz müzikle ilgilenirken aslında beynimize dağılmış binlerce sinir ağı harekete geçiyor ve etkileşim içerisinde oluyor. Dolayısıyla müzik dinlerken çocuklar için özellikle küçük yaşlarda beyin gelişiminde oldukça etkili bir metot olarak ortaya çıkıyor.
müziği öğrenme, hatırlama, rahatlama gibi alanlarda çok eskilerden beri bir nevi kişilerin hem psikolojik hem nörolojik tedavilerinde destekleyici bir program olarak kullanılabiliyor. Bir örnek vereyim. Mesela 1960'lı yıllarda Bulgar psikolog Lazarov kullandığı ve bulduğu barok müziğin etkilerini aslında daha iyi bir dil öğrenmeyle ilgili çalışmalarda bulundu ve bu daha sonraki yıllarda, 70'li yıllarda UNESCO tarafından da desteklendi ve kanıtlandı. Daha sonraki yıllarda örnek veriyorum, 90'lı yılların başında belki hatırlayacaksınız, hep Mozart'ın etkisi, Mozart müziğinin IQ'yu artırdığına dair iddialar ve çalışmalar vardı. Gerçekten de öyle. 90'lı yıllarda yapılan bu çalışmalarda Mozart'ın 2 piyano re majör sanatının aslında bireylerde IQ sonuçlarını bir nevi 8-9 puan olarak artırmaya başladığını gösterdi. Şimdi gelişimsel sorunlarda da bunun içerisinde dikkat eksikliğinden tutun, kişisel işlenme problemine, disleksiden otizme kadar birçok konuda 50'li yıllarda çeşitli müzik terapileri ya da müzik programları kullanılmaya başlandı. Ve o yıllarda yapılan araştırmalarda, tekrar örnek veriyorum, mesela yapılan araştırmalarda 29 epilepsi hastasında dinletilen müziğin 25 kişide, 25 hastada aslında epileptik nöbetlerin azalttığı da ispatlandı. Şimdi son yıllarda, tabii bahsettiğimiz yıllar hani 1950'ler söyledim, 60'lar, 90'lar söyledim ve bir taraftan da takdir edersiniz ki teknoloji ve inovasyon, yani bilim giderek gelişmeye başlıyor. Biz de SAS metodunu bu son yıllarda gelişen beynin yeni görüntüleme teknikleri sayesinde nöropsikolojik bir alanda, yani beynin esnek yapısında kullanarak bireylerde var olan hem potansiyeli artırmaya hem de belli başlı rahatsızlıklarda bir nevi desteklemek amacıyla kullanmaya başladık. SAS metodu aslında İngilizce'de açılımı farklı ama biz bunu Türkiye'de sizi anlayan sistem olarak değiştirdik. Çünkü yaklaşık 13 yıldır Ankara merkezli olarak çalışıyoruz ama 16 ilde 20 tane de ayrı merkezde metodumuz ilgili uzmanlar tarafından kullanılıyor. Metodu kim buldu derseniz, metod aslında aslen Hollandalı ama hayatının büyük bir bölümünü İngiltere'de geçirmiş. Steven Michaelis adlı, kendisi ses mühendisi, eşi hipnoterapist, psikoterapist, eğitim yazarı. İki çiftin geliştirdiği bir metot. Buradaki amaç aslında geliştirirken müziğin insan beynine olan etkileri araştırılıp ve bunu nasıl faydalı ve etkili bir metot haline getirme noktasında ortaya çıkardılar. SAS metodu da Şebnem Hanım aslında müziği, tonları ve konuşma programlarını, belki birazdan bahsederiz içerikle ilgili. Kulaklıklarla dinleti yaparak beynin iki yarı küresi arasındaki etkileşimi artırmaya yönelik uygulanan bir program. Kısaca şimdi, bu şekilde bahsedebilirim sizlere. Ergun Bey, çok güzel anlattınız. Burada benim iki soru kafama takılıyor. Bir tanesi, sadece müzik değil. Buyurun. Sadece müzik değil anladığım kadarıyla. Bir titreşim, tını ve konuşmadan da bahsettiniz. Birinci sorum bu yönde. Sadece müzik mi? Başka neler var içerisinde dinletilerin? İkinci sorumsa, dediniz ki konuşmanız sırasında beynin iki yarı küresi arasındaki aktivasyonun gelişimini sağlıyor. Peki bu gelişimi nasıl sağlıyor? Belki çok bilimsel olmadan izleyenlerimizle paylaşırsanız bir parça daha netleşecektir. Tabii ki, hemen bahsedeyim Şebnem Hanım. Şimdi ilk sorunuza gelecek olursam, dinlettiğimiz müziklerde aslında ne dinletiyoruz diyorsunuz. Buradaki temel amaç ne dinlettiğimizden ziyade dinletilen programı, az önceki ikinci sorunuzda olduğu gibi, nasıl beynin hem sol tarafıyla sağ taraf arasında bir entegrasyon yaratıyoruz. Şimdi dinlenilen müzikler genellikle geniş band frekanslarında senfoni müziği diyebileceğimiz klasik müzikler. Bunun içerisinde aynı zamanda piyano müzikleri, yani dikkat ederseniz konuşma harici herhangi bir şarkı sözü olmayan müzikler. Bir diğeri de aslında dille ilgili, dil konuşma bozukluklarının gelişimiyle ilgili olarak da çeşitli masallar, hikayeler gibi konuşma programlarını kullanabiliyoruz. Onları kullanma amacımız da, belki ilerleyen bölümlerde bahsedebilirim biraz daha spesifik olarak sizlere. Ama ikinci sorunuza gelecek olursam, hani biz bu kulaklık takarak beynin iki tarafını nasıl entegrasyon sağlıyor SAS metodu derseniz. Şimdi bildiğiniz üzere iki tane kulağımız var ve iki tane de aslında yarı küremiz var.
temelde aslında yarı küreler, yani sol beynin temel görevleriyle sağ beynin temel görevleri birbirinden biraz farklı. Ama istenilen durum beynin bütüncül olarak, yani iki tarafın birbiriyle dengeli ve etkili iletişim çalışması hepimizin beklediği bir durum. Sağ kulaktan duyulan sesler beynin %95 oranında sol tarafında işlemleniyor. Ve aynı şekilde de sol kulaktan duyduğumuz sesler de beynin sağ tarafında. Yani tamamen çapraz bir etkileşim, iletişim söz konusu. Hani Allah korusun belki felçli vakalarla karşılaşmış olabiliriz, dinleyenlerimiz yaşamış olabilir etraflarında. Örnek veriyorum, beynin sol tarafına bir inme ya da felç geldiği zaman vücudun tam tersi sağ tarafı bundan fiziksel olarak etkilenmeye başlıyor. Keza aynı şekilde eğer diğer tarafta bir sıkıntı olduğu zaman vücudun sol tarafında oluyor. Şimdi kulak ve beyin içinde durum aslında çok benzer ve aynı mantıkla hareket ediyor. Dolayısıyla sağ kulak bizim sol beyne hitap ediyor, sol kulak da sağ beynimize. Ama şu anda bizi dinleyenlerin böyle bir imkanı ya da şansı yok. Yani ne demek, ben Ergun Bey'e ya biraz şimdi sağ kulağımla dinleyeyim de sol beynim gelişsin ya da sol kulağımla evet. dinleyeyim de sağ beynim gelişsin gibi bir durumları yok. Ama biz metod içerisinde kulaklığı taktığımızda aslında hangi tarafa ne kadar bir uyarım sağlayacağımızı ya da o uyarımı fiziksel olarak, daha doğrusu işitsel sesleri kullanarak iki taraf arasında ne kadarlık bir antrenman yaptırabileceğimize karar veriyoruz. Bunu şöyle düşünebiliriz. Okulda öğretmenler çocuklara, öğrencilere sınavdan önce hani beyin jimnastiği egzersizleri yaptırırlar. Evet. Bu ne demek? Derse dikkatleri biraz dağıtsın, konsantrasyonlar artsın. Bu nedir? Genelde bedenin iki tarafıyla yapılan hareketlerdir aslında. Bedenin iki tarafında yaptığımız hareketler iki taraf arasında bir nöral bağlantı sağlıyor. Bunu biz sesle yapmaya çalışıyoruz ve iki taraf arasındaki nöral bağlantı kuvvetlendiği zaman, örnek veriyorum, bunlar sadece birer örnek, çocuktaki mantık tarafıyla duygu tarafını biraz daha dengeli kullanmaya başlıyor çocuk. Ya da yetişkinlerde aşırı anksiyetesi olan, kaygısı olan ya da depresyon eğilimleri görülen bireyler biraz daha o duyguyla baş edebilmeyi sağlayabiliyor. Dolayısıyla iki taraf arasında da beynin hem sol tarafında hem sağ tarafında köprü görevi gören bir organımız var. Bu organda yaklaşık 20'li 25'li yaşlara kadar fiziksel olarak olgunlaşma süresi oluyor. Ama biz o organı kullanarak, yani köprüyü kullanarak iki taraf arasındaki sesin hareketiyle bir nevi beyne idman yaptırıyoruz Şebnem Hanım. Peki şimdi uygulamaya geçmek istiyorum bir parça. Öncelikle ilk sorum daha çok çocuklarla başlanılmış Buyurun. Zannediyorum bu çalışmalara. Çocuklarda bir yaş aralığınız var mı? Hangi yaştan itibaren böyle bir uygulama ile gelişim sağlayabiliyor, iyileşme sağlayabiliyor çocuklar problemlerinde? İkinci sorum da uygulaması nasıl oluyor? Yani bizlerin bir merkeze gitmemiz mi gerekiyor? Bu bir yazılım programı sonuçta. Yoksa ben Ergun Bey şöyle bir problemim var. Bu yazılımı satın alıp kulaklıkla kendim evimde dinleyebiliyor muyum? Uygulamadan da bahsedelim. Periyodlarından, sürelerinden bahsedelim. Tabii çok güzel ki soru sordunuz. Birincisi, dediğiniz gibi aslında metot daha çok çocukların gelişimsel süreçlerinde desteklemek amacıyla başlandı. Özellikle biz 3 yaş ve altındaki çocuklara eğer herhangi bir psikiyatr ya da bir doktor tanısı yoksa uygulama yapılmasını çok tercih etmiyoruz. Bunun programın ya da dinletilen müziklerin herhangi bir zararı olabileceğinden değildi. Beyin gelişiminde özellikle çocuklarda hayatın ilk 3 yılı oldukça önemli oluyor. İlk 3 yıl beyin fiziksel bir yetişkin beyninin %80 oranındaki bir boyutuna ulaşmış oluyor. Ve normal bir yetişkin beyninden de Şebnem Hanım daha aktif. Yani iki katı daha aktif bir çalışmaya görülüyor. Ortalama olarak da o yaşlarda, yani üçlü yaşlarda beyin günde yaklaşık olarak 700 ile 1000 arası yeni sinirsel bağlantılar ortaya çıkarıyor. Yani bu zaten doğal olarak gelişen bir süreç oluyor. Ve hayatın ilk 5 yılında da, 3 yaşı geçtik, ilk 5 yıla kadar da özellikle dil konuşma becerisi, sosyalleşme olsun, algılama, anlama gibi becerilerde hayatın ilk 5 yılında hemen hemen gerçekleşmiş oluyor. Ondan sonra zaten sosyal çevre, eğitim hayatıyla beraber hani akademik çalışmalar ya da akademik seviyeye gelmiş oluyor çocuklar. Dolayısıyla biz SAS metodunu kullanırken Şebnem Hanım, az önce bahsettiğim gibi genelde 3 yaş üstü diyoruz. Evet. Ama 3 yaş altındaki uygulamalara da kullanabiliyoruz. Örnek veriyorum,
çocuk Down sendromlu olabilir, çocukta bir gelişimsel sorun olabilir, çocuk otizmli olabilir. Bunlar zaten hekimler tarafından, uzmanlar tarafından ispatlanmış, daha doğrusu tanılanmış durumlarsa bu programı kullanabiliyoruz bu çocuklarda. Ama eğer herhangi bir tanılama durumu yoksa, sadece endişe varsa biz hep deriz ki ailelere ya da kişilere, danışanlara 3 yaşa kadar bekleyelim, ondan sonra programımıza devam edelim gibi. Şimdi bir diğer sorunuz, uygulamayı nasıl yapıyoruz? Evet. Bu bir yazılım programı mı dediniz? Ya da herhangi bir merkeze gelmesine gerek var mı diye bir sorunuz oldu. Bu Şebnem Hanım, beyin gelişimini destekleyen bir metot olduğundan dolayı bizim önerimiz ve tavsiyemiz, evet, bir uzman kontrolünde yapılması ve uygulanması tabii ki fayda sağlayacaktır diyoruz. Bu yazılım programı da kişi değerlendirildiğinde, bu çocuk olabilir, İlerleyen yaş da olabilir. Kişi değerlendirdikten sonra kişiden elde edilen program ya da veriler, kullandığımız metodun altında yatan yazılım programına datalar işleniyor. Hı hı. Örnek veriyorum, biz sizinle bir psikolog eşliğinde değerlendirme yaptık Şebnem Hanım'a. Sizin kişisel gelişiminizden tutun duygusal gelişiminize, bilişsel gelişiminize kadar birçok veri elde ettik. Ve biz bu verileri sisteme entegre ettiğimizde sistem otomatik olarak yazılım programı diyor ki bu Şebnem Yiğit'in dinleti programı. Hmm. Onun süresi bu kadar, günlük uygulaması bu kadar gibi. Daha sonra diğer kişiye geçiyor. Diyor ki Ergun Karabulut'un özellikleri bu, ihtiyaç alanları bunlardır gibi. Ortalama olarak Şebnem Hanım, biz 2-3-4 haftalık sürelerde ve üst üste günlerde yapıyoruz. Hmm. Yani bu ne demek? Günün her gün 20 dakika, yarım saat, 40 dakika ve 60 dakikalık seanslardan oluşuyor ki bu tamamen az önce bahsettiğim gibi danışanın ihtiyacına göre belirleniyor. Kimi danışanın belki 14 günlük 20 dakikalık programa ihtiyacı olabilirken, kimisinin 28 gün 1 saatlik programa ihtiyacı olabilir. Üst üste yapmamızdaki amaç da beyne yeni bir alışkanlık kazandırabilmemiz için bir davranışı üst üste tekrar etmemiz gerekiyor Şebnem Hanım. Örnek veriyorum. Annem mesela 80'li yıllarda ehliyet almış birisi, evet, ama senede bir ya da iki defa yanıma oturuyor. Diyor ki oğlum bana araba kullanmayı öğretebilir misin? Şimdi diyorum ki anne gel 15-20 gün üst üste çalışalım. Ha. Hani beyin zaten onu bir alışkanlık haline getirecek, ondan sonra da araba kullanmayı, evet, öğreneceksin. Evet. Ama yaklaşık 15-20 yıldır sadece yılda bir kere iki kere gelip bu denemeyi yapınca tabii bir alışkanlık haline gelmiyor. Olmuyor tabii, tabii. O yüzden programlar hep diyoruz ki olmuyor, üst üste yapalım ve uzman kontrolünde devam etsin. Ha. Beyne bir alışkanlık kazandırmak buradaki amacınız. Evet. Peki, eğer bu konuya dair bittiyse bir sorum daha olacak. O da siz aslında konuşmanız, buyurun, sırasında sık sık dillendirdiniz. Çocukların konsantrasyonunu arttırıcı, disleksi, hatta Down sendromlu dediniz, otizm dediniz ki benim önümdeki notlarda, evet, dikkat eksikliği, hiperaktivite, sosyalleşme sorunları, konuşma bozukluğu yine bahsettiğiniz konu başlıklarıydı. Bunları sıraladık aslında ama yine de ben izleyicilerin merak ettiğini düşünerek genel olarak hangi tip durumlarda bunlar daha çok çocuklarla ilgili şikayetlerdi. Bunların da eksiği varsa tamamlayalım, evet, ama yetişkinlerle ilgili çalışmalarınız da var ki ileri yaşlarla ilgili çalışmalarınız var biliyorum. Bunları da izleyenlerimize aktarır mısınız, evet, lütfen? Tabii ki. Şimdi SAS metodunun altında 4 ayrı kategorimiz var Şebnem Hanım. Birincisi özellikle akademik problem yaşayan çocuklar, bunun içerisinde dikkat sorunu, hiperaktivite, disleksi, okuma yazma sorunu olan çocuklarımız var. Burası birinci kategori. İkinci kategori biraz daha nöropsikolojik ya da nörolojik sıkıntısı olan çocuklar. Bunlar içerisinde yer sayabilecek olursam otizm, Down sendromu, serebral palsi, dil ve konuşma bozuklukları. Burası da ikinci kategori. Dikkat ederseniz bir akademik, iki nörolojik sıkıntılar. Hı hı. Üçüncü çalıştığımız alan aslında sizin benim gibi yetişkin bireyler. Bunlar kimler olabilir derseniz, gündelik hayatın ya da özel hayatın, iş hayatının getirmiş olduğu sıkıntılar. Bunun içerisinde dikkat eksikliği, kaygı, anksiyete gibi duygu durum bozuklukları olabilir. Kimi zaman hafıza ile ilgili problemler olabilir, kimi zaman yaratıcılık, üretkenlikle ilgili problemler yaşayabiliriz. Burası da daha çok yetişkinlerle ilgili yapmış olduğumuz uygulama. En son uygulamada aslında ileri yaş dediğimiz, yani beynin yaşın ilerlemesiyle birlikte beyinde ortaya çıkan işlev bozuklukları. Buna demans diyebiliriz, buna unutkanlık diyebiliriz, buna Alzheimer diyebiliriz.
Allah korusun, tabii az önce konuşmamın başında bahsettiğim gibi felçli vakalar da diyebiliriz. Yani beyni gerçekten fizyolojik olarak bir inme sonrasında bireyin hem fiziksel hem bilişsel becerilerinden birçoğunu kaybetmesi olarak görebiliyoruz. Şimdi bu bahsettiğimiz alan biraz geniş oluyor dikkat ederseniz ve 3 yaş üstü çocuklarla aslında Şebnem Hanım hemen hemen yaş sınırımız üst sınırda yok. Biz yaklaşık 12-13 yıldır programları Türkiye'de uyguluyoruz ve 4000-5000'den fazla danışanımızla çalıştık. En küçük danışanımız 2 yaşlardaydı, en yaşlı danışanımız da 87 yaşında bir beyefendiyle çalıştık. Dolayısıyla burada bizim için avantajlı olan ya da metodun getirdiği fayda, sabit bir program değil Şebnem Hanım. Yani her dinletilen program az önce söylediğim gibi ihtiyaca yönelik belirlendiği için o yüzden farklı uygulama alanlarında kullanabiliyoruz. Bunu akademik sorunlarda da olabiliyor. Özel eğitim gereksinimi olan çocuklarda uygulayabiliyoruz. Ya da bir yetişkin psikolog aracılığıyla da uygulayabiliyoruz. Evet. Ya da hastane ortamlarında ileriki yaşlarda da uygulanabiliyor programlarımız. Peki şimdi az önce dediniz ki bir ay süreyle her gün farklı sürelerde olmak üzere çünkü kişiye özel değişiklik gösterebilir dediniz. Peki diyelim ki bir problemle size müracaat edildi ve bir aylık bir tedavi süreci tamamlandı. Bu ne kadar süre idare ediyor kişiyi? Yani tamam tedavi bitti mi diyorsunuz yoksa yıl içinde tekrar yapılması mı gerekiyor ya da ilerleyen sürede bir tekrarı mı gerekiyor? Tabii, şimdi az önce bahsettiğim gibi Türkiye'de yaklaşık 20 uygulama merkezinde programlar uyguluyor. Bunu programlarımızı yani SAS dinleti programlarını uygulayan uzmanlarımız, çocuk gelişim uzmanları, klinik doktor, psikologlar, çocuk doktorları, nörobilim uzmanları kullanıyor programları. Danışan uzmana başvurduğu zaman eğer bu çocuksa ve sadece akademik problemle ilgili başvuruyorsa ona özgü bir değerlendirme süreci ve testler yapılıyor Şebnem Hanım. Onun sonrasında da hem uzmanın çalıştığı, desteklediği alanlar, programlar içerisinde hem de SAS programını bu programa dahil edebiliyoruz. Eğer danışanın ihtiyacı sadece bir aylık bir eğitim programı ise evet sadece bir defa kullanılabiliyor program. Daha sonra ihtiyaç noktasında tabii ki ikinci seanslara, ikinci aşamaya da üçüncü aşamaya gelebiliyor. Ama öyle vakalarla da karşılaşabiliyoruz ki biz aileyle ya da danışanla görüştüğümüz zaman evet öngörüde bulunabiliyoruz. Diyoruz ki Şebnem Hanım hani sizin çocuğunuzun ihtiyacı yıl içerisinde en az 3 ya da 4 kez programa dahil olması ve her programımız bizim bir ay üst üste seanslarda uyguluyoruz ve ondan sonra bir ara veriyoruz ikinci aşamaya, üçüncü aşamaya geçebiliyoruz. Dolayısıyla oradaki ihtiyaç noktası az önce bahsettiğim gibi her birey, her danışan öğrenmeyi farklı yollarla gerçekleştirdiği için ve her ihtiyacı da farklı olduğu için aslında kişiye özel bir program yapabiliyoruz. Ama şöyle özetleyebilirim. Nörolojik anlamda da psikolojik anlamda da sorun ne kadar büyükse aslında biraz daha uzun süreli programlar yapıyoruz seans anlamında. Ama eğer ya hocam ben işte oğlum biraz dikkat sorunu yaşıyor ya da başarısı çok iyi ama sınavlarda nasıl oluyorsa eli ayağı birbirine gidiyor. Aslında var olan potansiyelini ortaya çıkaramıyor dediğimiz noktalarda da biraz daha kısa programlar, bir ya da ikili programlar uygulayabiliyoruz Şebnem Hanım. Anladım. Demek ki ne diyelim oradaki tedavinin uygulanan tedavinin verdiği sonuca göre hareket ediyorsunuz. Örneğin şimdi konuşma bozukluğu dediniz. Evet. Özellikle kekemelikten bahsetmek istiyorum. Çok dikkat çekmek istiyorum. Bu konunun çünkü tedavisi de oldukça zor. bir konuşma bozukluğu ya da kekemelik yaşayan bir çocukla sadece derste konsantrasyon eksikliği yaşayan, konsantre olmakta zorlanan bir çocuğun tedavisi arasında fark olacaktır anladığım kadarıyla değil mi? Muhakkak. Evet muhakkak. Şimdi dikkat sorunu yaşayan çocukla kekemelik sorunu yaşayan çocuk arasında gerçekten çok büyük farklar olabiliyor. Özellikle kekebe bireylerde biliyorsunuz yaşanılan sorun eğer genetik bir geçiş yoksa genellikle travmaya bağlı olarak dil ve konuşma merkezinde ortaya çıkan sorunlar olarak görülebiliyor. Ama kekemeliği bırakın SAS metodunu hani çok kısa bir süre içerisinde bunu çözmek ya da hani biz tedavi kelimesini çok kullanamıyoruz çünkü bizler tıp hekimi kişiler olmadığımızdan dolayı aslında destekleyici programlar olarak söyleyebiliyoruz. Kekemelikte yaşanan aslında sorun da Şebnem Hanım evet bireylerde bizim şu anda bir akıcı konuşma yapabilmemiz için bizim sağ beynimizdeki duyguyla
duygu ve düşüncelerimiz sağ beyinde yerleşiyor. Sol beynimizdeki dil ve konuşma merkezindeki kelimeleri örtüştürebiliyoruz ve bağdaştırabiliyoruz. Ama kekeme bireylerde az önce bahsettiğim gibi genelde travmaya bağlı ve duygusal anlamda, yani heyecana, strese, kaygıya, üzüntüye, mutluluğa bağlı olarak dil ve konuşma becerileri çok değişebiliyor. Yani birey heyecanlandığı zaman, heyecan dediğimiz taraf duygu durumu, eğer sağ taraftaki beyin fonksiyonları çok fazla aktif hale gelirse ve dille ilgili problem varsa, bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? Sağ beyindeki o aktivasyon sol beynin görev ve işlevine müdahale etmeye başlıyor. Bu sefer ne oluyor? Birey aslında sol beyindeki doğru kelimeleri seçmekte ve birleştirmekte zorluk yaşayabiliyor. O yüzden de kekeme bireylerdeki çalışma sistemi, evet, daha uzun soluklu bireysel psikoterapilerle, bireysel çalışmalarla artı SAS dinleti programlarını uygulayarak olabiliyor. Ama döndük diğer tarafta, dikkat sorunu yaşayan bir çocuğa baktığımız zaman, evet, onun problemi biraz daha spesifik oluyor. Neden? Çünkü bu tür çocuklar herhangi ilgi duydukları bir şeye dikkatle ilgili problem görülmezken, özellikle okul, ders ya da ödev yapması gereken konularda bir şekilde dikkatini çekmediği için bu konular çocuk dikkatini çok kolay bir şekilde dağıtabiliyor. Dolayısıyla oradaki süreçte de az önce bahsettiğim gibi kişiye özel olarak belirleniyor ve program yıl içerisinde danışan birden fazla da alabiliyor. Tek bir programla da süreci de götürebiliyoruz. Şimdi artık sonlarına yaklaştık sohbetimizin. Yine de ben her zaman böyle söylerim. Belki ekranlarını yeni açmış olan izleyenlerimiz vardır. Şöyle, evet, bir hem yeni bir soruyla kapatalım sohbetimizi, hem de henüz açanlar için de bilgilendirici olsun istiyorum. Özellikle bu bir tamamlayıcı metot dedik, değil mi? Bir tedavi demekten, evet, kaçındık, evet, ve yine uzmanlarla birlikte, bir pedagog olabilir, psikolog veya psikiyatristle birlikte yürütülmesi gereken bir program dedik. Bunu bir yineleyelim sizin cümlelerinizi. İkincisi de, evet, uluslararası alanda da kabul görmüş bir yöntem ve hatta kaynağının da Hollandalı uzmanlar olduğunu belirttik. Uluslararası alanla düşünecek olursak, Türkiye ile kıyaslarsanız tedaviler nasıl gidiyor? Aynı düzeyde, paralel mi gidiyor? Yani gelişmişliğinden bahsediyorum tedavinin ve aldığınız sonuçları da bu anlamda değerlendirir misiniz Türkiye'de? Evet, özet olarak geçecek olursak, evet, SAS metodu beynin gelişimini tamamlayan, daha doğrusu destekleyen ve uzmanların hizmet alanlarında kullanabilecekleri, danışanların da buna kolaylıkla ulaşabilecekleri bir dinleti programı, bir yazılım programı. SAS Center, yani SAS metodu, aynı zamanda biz Ankara'da bir ARGE projemiz, daha doğrusu Teknokent firmasıyız aynı zamanda. Evet. Kişi, ihtiyacı olan kişi bu programa ulaşmak istediği zaman, Türkiye'de az önce bahsettiğim gibi 20'ye yakın uygulama merkezinde, az önce sizin de söylediğiniz gibi pedagoglar, psikiyatrlar, çocuk gelişim uzmanları, doktorlar, nörobilim uzmanları gibi klinik psikologlar, onlar aracılığıyla programı biz online anlamda uygulatabiliyoruz. Çünkü uzman desteği kesinlikle gerekiyor Şebnem Hanım. Yoksa hani uzaktan uygulamayı indirip ve bunu satın alıp danışan bunu tabii ki kullanabiliyor. Ama en doğru ve maksimum şekilde fayda sağlanması için bir uzman desteğiyle birlikte götürülmesini her zaman biz danışanlarımıza tavsiye ediyoruz. SAS metodu uluslararası metot ve kabul görmüş müdür diye bir sorunuz oldu. Evet, SAS metodu şu anda Türkiye haricinde, özellikle İngiltere'de, Polonya'da, Hollanda'da ve ülkemizde uzmanlar aracılığıyla kullanabiliyoruz. Şöyle bir ayrım yapacak olursam, Hollanda'da daha çok program ileriki yaş problemlerine yönelik uygulanıyor Şebnem Hanım. Orada eğitim sistemi biraz daha bizim ülkemize göre daha ileri seviyelerde olduğu için oradaki öğrencilerin ya da çocukların bu tür tamamlayıcı alternatif metotlara çok fazla ihtiyaçları olmuyor. Çünkü eğitim zaten bunu karşılamış oluyor. Ama ileri yaşlara geldiğinizde, unutkanlık olsun, ileri yaş depresyonu olsun, işte Alzheimer olsun, bu tür alanlarda programlar uygulanıyor. İngiltere tarafında, İngiltere'deki uygulayıcılarımız daha çok nörolojik sıkıntı yaşayan ağırlıklı çocuklarla. Yani bunlar kim derseniz, otizmli, Down sendromu ve dil konuşma problemi yaşayan çocuklar kullanıyor. Polonya'daki uzmanlar ve uygulama merkezleri, orası Türkiye'ye çok benzer alanda paralel gidiyoruz. Orada az önce bahsettiğim gibi 4 farklı kategoride, yani çocuklarda akademik, çocuklarda nörolojik, yetişkinlerde duygusal ve psikolojik, ileri yaşlarda da beyin işlevi bozukluklarında aynı paralellikte gidebiliyoruz.
Ama uygulama anlamında Türkiye'de biz çok daha faal ve etkin kullanıyoruz. Sonuçlarımızı buradaki uzman desteğiyle çok daha hızlı bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Ama onun haricinde de bu bahsettiğimiz 4 ülkedeki uzmanlarla da sürekli iletişim halinde ve sonuçlarını birlikte değerlendirebiliyoruz programlarımızın. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten SAS dinleti metodu ile ilgili çok yararlı bilgiler verdiniz. Ben eminim KRT izleyicilerinin birçoğu ilk defa duydular bu metodu. Son derece pratik bir metot, ulaşabilmesi kolay bir metot. Üstelik de tedavi ya da tamamlayıcı, destekleyici yöntem olduğu için çok da uzun sürmeyen bir metot. Denemeye değer bir metot ve sonuçların da alındığını siz de belirttiniz. Sağ olun, teşekkür ediyoruz aktardığınız tüm bu değerli bilgiler için. Ben çok teşekkür ederim Şebnem Hanım. Beni KRT TV televizyonlarına konuk ettiğiniz ve bu fırsatı sağladığınız için. Ben de son olarak izleyenlere ve dinleyenlere müziği hayatınızdan eksik etmeyin diyorum. Çok teşekkür ederim. Harikasınız. Birazdan da müzik olacak zaten. Teşekkür ediyorum bu katkınız için de. İyi günler diliyorum efendim. Sağ olunuz. İyi günler. Hoşça kalın efendim. Sağ çok mersi. Sağ olun. Değerli izleyenler, evet birazdan müzik olacak ama kısa bir araya ihtiyacımız var. Ardından yeniden sizlerle buluşacağız efendim. Küçük yaşlardan beri müziğin içinde olan violonsel Poyraz Baltacıgil, müzik yaşamını ve muhteşem eserleri Şebnem Yiğit'le hafta sonunda paylaşıyor. Evet sevgili seyirciler, ben çok heyecanlıyım. Az önce Ergun Karabulut da zaten müziğin ruhun gıdası olduğunu, birçok hastalığın tedavisinde de kullanıldığını söyledi ya, hem de klasik müzik dedi. Bu güzel tesadüfi de şöyle bir değerlendirelim bakalım. Stüdyomuzda pırıl pırıl genç bir sanatçı var. O bir cello sanatçısı. Poyraz Baltacıgil bizlerle. Hoş geldiniz. Merhaba, sevgili hoş Poyraz. Buldum. Sağ olun, hoş ne bulduk. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Üstelik de muhteşem bir enstrümanınız var. Teşekkür ederim. Enstrümanın bir özelliği var mı? Yani özel yapım gibi geldi bana. Bunlar aslında, yani aslında ucuz olanlar demeyeyim de işte biraz daha cebe uygun olanlar tabii fabrikasyon oluyor. Evet. Fakat bu enstrüman yaklaşık 300-350 yaşında. Yani 1700'ler... inanın hissettim ve biz bunu yayından önce konuşmadık. Hissettim. Doğru, yani enstrümana doğru. Bakınca o duyguyu verdi evet. Bana. Kendisi işte bir Belçikalı yapımcının sazı. Enstrümanı. Evet. Ben Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nda yardımcı grup şefiyim. Violonsel grubunda onlar sayesinde sağladılar bu enstrümanı sahibim. Harika, harikasın. Tekrar hoş geldin. Evet, hoş buldum, sağ olun. Sevgili Poyraz, şimdi KRT izleyicileri, programımızın izleyicileri seni tanımak isteyecektir. Ne zaman tanıştın enstrümanınla? Benim bütün ailem müzisyen desem öyle yalan mi? Olmaz. Evet, annem keman çalıyor, keman sanatçısı operada. Babam senfoniden emekli, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın emekli kontrbasçı. Aynı zamanda caz çalıyor. İki abim müzisyen, ikisi de yurt dışında. Biri Amerika'da, biri Almanya'da. Bütün aile halam müzisyen. Halam kontrbasçı, kuzenim kemancı. Yani ben yaklaşık gerçekten işte 3-4 yaşımdan itibaren falan elime ufacık bir saz verip işte evin içinde bütün sesleri duyduktan sonra bu işin içine girdim. Tabii çok yetenek de vardır muhakkak. Yetenek olmadan olmaz değil mi böyle bir şey? Yani sadece eğitimle olur mu? Yani insanlar yüzde veriyor. Yetenek şu kadar, çalışma şu kadar diye, ama ben o yüzdelere insana göre değiştiğini düşünüyorum. O yüzdelerin. Evet. Çalışmakla tabii ki çok mesafe kat ediliyor. Acayip yerlere gelinebiliyor büyük azimle. Fakat yetenek de çok ağır basan bir şey bence bunda. Bence de. Ama biraz da tabii istek ve arzu, işte bu işe biraz aşkla bakmak gerekiyor. Yani şöyle düşünüyorum, gözlemlediğim kadarıyla bir kere disiplinli çalışma şart. Evet. Yetenek olacak. Tabii onun yüzdesini verecek bir uzman değilim ama evet. Yetenek olacak. Ama en önemlisi dediğin gibi aşkla, sarılarak öyle. O işi yapmak. Yalnız enstrüman çalmak için değil aslında, evet. Her iş için gerekli. Öyle, peki, evet. Sende nasıl gelişti bu duygular? Biraz anlatır mısın izleyenlerimize? Ben kemanla başladım. Evet. Hem herhalde yaşımdan hem de ne bileyim. O zaman ailem öyle uygun gördü. Bu arada ailem hiç bana işte şunu yap, bunu yap diye baskı yapmadı. Kurmadı. Onlar müzisyen diye ben olacağım diye bir zorunluluk hissetmedim. Ama ben zaten evin içinde hep onu duyuyordum. İstiyordum. İşte konserlere gidiyorduk mecburen işte bütün ailem müzisyen diye. İlk müzikle tanışmam evet kemanla oldu diye hatırlıyorum. 4 yaşımdaydım. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda çok iyi bir hoca olan Benjamin Hoca ile birkaç derse başladık. Fakat kemanı bırakma hikayem çok komik. Bir iki ders ya da işte ne bileyim birkaç ay ders yaptıktan sonra
Bir gün işte çok küçüğüm gerçekten 4 yaşındayım. Yani keman yok o yaş için. Varsa da oyuncaktır yani. Evet. Zaten anlamıyorum keman daha nedir hiç bir bilgim yok. Bir gün neyse ders yaparken işte annem babam da yanımda o zaman küçüğüm diye. Şöyle tutmaya öğretirler kemanı. Şöyle tutulur ya. Evet. Keman derslerini şöyle tutarken şu el bıraktırılır. Ben öyle biliyorum yani. Bir de bırakarak tutturulur. Ben onu yaparken uyuyakaldım derste. O kadar bana o kadar güzel bir an olarak hatırlıyorum ki. Ama 4 yaşındasınız tabii bunu yaşadığınızda. Evet ya yani. Sonra peki bundan sonra bıraktınız mı kemanı? Ya ben çelist olmak istiyorum dedim. Violonselci olmak istiyorum. Kendiniz karar verdiniz. Evet. Büyük hangi abimle... yaşta buna karar beş. Verdiniz? 5 yaşında evet. Çelist olmak istiyorum dediniz. Evet. 98 yılı falan galiba. Evet. Sonra nasıl gelişti? O süreçten sonra eğitim nasıl değişti? Evet. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na yarı zamanlı olarak 6 yaşımda başladım. Hakkı Öztürk Hoca var. Çok çok değerli bir hocadır. Beni çok güzel yerlere getirmiştir. Yani çok çok şey öğretmiştir. Ama o da bir yetenek görmüş ki sizde bir cevher var. Ben bunu işleyeyim demiş bence. Sağ olun. Teşekkür ederim. Onunla başladım işte. Solfej dersleri yani müzik eğitimi, teorisi her şeyini başladım orada. 5 sene okudum. Bu sırada ilkokula gidiyordum tabii aynı zamanda. Yarı zamanlı öyle bir şey oluyor. Konservatuvara sürekli gitmiyorsunuz. Haftada 1-2 gidiyorsunuz. Öyle başladım. Evde yani evde tabii babam beni daha çok enstrüman tarafını çalıştıran babamdı. Abilerime de öyle. İki abime onlar o çalıştırmıştır daha çok. Annem de daha fazla için solfej işte teori kısmını çalıştırmıştı. Evet. Yani öyle başlayıp sonra devamı geldi. İyi ki gelmiş Poyraz. Şimdi izleyenlerimiz merak ediyorlardır. Senden bir eser dinlemek istiyoruz. Tabii memnuniyetle. Eğer bugün sana ne hazırladın bugün ilk eser olarak hangisini çalacaksın? Bach, Johann Sebastian Bach Violonsel Suite'leri var. Çok bizim meşhur, için çok İstiklal Marşı gibi bir şeydir. Çok yani hepimizin bildiği şey suite'lerdir. Onun birinci suite'inin prelüt yani giriş bölümünü seslendirmeyi düşündüm. Harikasın. Biz de zevkle dinliyor olacağız sevgili Poyraz Baltacıgil. Harikasınız. Ben bitsin istemedim sevgili izleyiciler. Eminim siz de benim gibi hissettiniz. Harikulade bir ses. Şimdi ne düşündüm biliyor musunuz? Siz çalarken enstrümanınızı. Klasik müzik aslında Türkiye'de çok da popüler olmayan, zaten aslında dünyada da popüler müzik kısmında elbette yer almayan bir müzik türü. Ama
dinleyicisini de çok doyuran, gerçek dinleyicisine evet. bir müzik türü. Siz ne düşünürsünüz? Yani Türkiye'deki klasik müzik izleyicisini nasıl Hı-hı. buluyorsunuz? Sayısı mesela daha arttırılabilir mi? Hı-hı. Neler yapılabilir bunun için? Ve siz de çünkü çok aktif farklı ortamlarda çalan bir sanatçı olarak bunu size yöneltiyorum bu Hı-hı. soruyu. Evet, yani tabii ben 2 sene Almanya'da yüksek lisans yaptım. Hı-hı. Orada da zaman zaman konserler verdim. Başka Avrupa'nın başka yerlerinde de turnelere çıktık orkestrayla işte. Yani aslında her çoğu ulustan seyirciyi, dinleyiciyi gördüm, ilgili seyirciyi. Aslında burada Türkiye'de biz tabii ilgi görülmüyor. Tabii genel olarak azınlıkta olduğumuzu düşünüyoruz. Fakat konserlere gelen seyircileri, izleyicileri, dinleyicileri gördükten sonra benim her konserden sonra içime böyle başka bir umut mu diyeyim? Ne güzel. Umut da olabilir. Yani ne güzel. Bir şey doğuyor içime. Evet. Yani harika. Diyorum ki mesela izleyen de, seven de, severek izleyen ve şey yapan, gelmek meraklısı, isteyen çok insan, evet. meraklısı varmış. Ve mesela bana yazanlar, çizenler, işte iletişime geçenler oluyor. O acayip ilgililer yani. Böyle hiçbir şey kaçırmadan ben o kadar ilgili değilim. O kadar dikkatliler. Evet. Yani çok çok sevenler. Peki Poyraz şunu düşünüyorum. Mesela ben çocuklarımı küçük yaştan itibaren klasik müzik konserlerine götürmeye Hı. çok özen gösterdim. O kulaklarında Hı. Olsun o sesi dinlesinler diye. Ki uzmanlar da hep bunu tavsiye ediyorlar. Sonradan klasik müzik sevilebilir mi? Yani çocuk Hı. yaşta bunu dinlemediyse Tabii. sonra değil mi sevilebilir? Aslında klasik müzik işte klasik müzik, caz bu tarz böyle derinliği olan, tarihi olan derin müzikler belli bir yaştan sonra seviliyor. Ben çok küçükken başladım ama şu anki kadar asla sevmiyordum o zaman. Bana daha çok zorunluluk ya da ne bileyim yapmam gereken bir şeymiş gibi geliyordu. Ama işte belli bir ne bileyim yaşa gelince ya da büyüyünce bazı şeyler oturmaya başlayınca insanın hayatında zorluklar yaşayınca işte müzik de ona göre yola çıkıyor gibi geliyor bana. Yani hepsi böyle evet duygularla kalplerle iç içe geçiyor gibi geliyor. Yani aslında sonradan tabii ki sevilebilir. Daha başka şeyler de olabilir. Bilmiyorum yani çok başka her bir... yaşta sevilebilir evet. diyor sevgili Florian. Ama çocukken başlamak, sevmek, içinde olmak en azından önemli bir şey. Kulağınızda onun evet. olması ne bileyim ufacık bir dinlemek, bilmek bile bir artıdır diye düşünüyorum. Peki nerelerde konser veriyorsun? Konserlere gidiyorsunuz. Borusan evet. Filarmoni'de mi şu anda resmi olarak görevin evet. var? 4 senedir işte 2016'dan beri yurt dışında okurken sınavına girmiştim aslında. Hı hı. Buraya git gel halinde çalışıyordum. Hem orada hem burada gibi. Tabii burada Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde çalıyoruz. Daha çok konserlerimizi koronaya kadar öyleydi en azından. Evet. Koronadan dolayı tabii bir sezonda duraksama oldu uzun bir süre. Şimdi şu anda yani videolu dijital konser yapıyoruz. Öyle bayağı mi? Smokinleri giyip ya da işte kıyafetlerimizi, konser kıyafetlerimizi giyip selam verip işte durup bekleyip konser tadında ama seyircisiz, videolu, kameralı konserler yapıyoruz. Onları internetten ulaşılacak. Öyle mi? Bir süre peki böyle... nasıl ulaşacağız? Ben bunu bilmiyordum. Çok da güzel oldu. Sanırım, İyi ki paylaştın. Evet, hangi bildiğim platformda? Kadarıyla Ocak ayından itibaren bildiğim evet. kadarıyla. Tam emin değilim ondan. Süresinden ama internet sitesinden Borusan'ın üye olunacak sanırım. Tamam. Onlar hala işleyen bir süreçler. Tam onu Harika. Bilmiyorum ama... Vardır onun bir yöntemi. Evet, evet. Sevgili seyirciler Ocak ayında itibaren büyük ihtimalle der. Şimdi o yüzden de. Biz yine de bir web sitesine girip kontrol edelim. Tabii, eğer ne güzel olur. Benim onun dışında işte solist konserlerim de oluyor. Ama o tabii koronada hepsi böyle bir duraksama oldu. Duraksama daha oldu, çok albüm kayıt işlerine girdim şimdi biraz daha. Albüm mü çıkaracaksın? Çıkacak birkaç tane yakında. Kıştan sonra belki bakalım. Harika bak bu da çok güzel olur. Peki evet. Yurt dışına şu anda gidilemiyor mu? Evet. Maalesef yani, gidilemiyor. Ben bir işim için gidecektim geçen. Münih'e gidecektim hatta. Evet. Vize işleri çok zor oldu. Zorlaştırıldı. Yani, pek, evet. Galiba resmi bir şey gerekiyormuş. Evet, uluslararası evet. uçuşlar için onlar farklı konular. Tabii tabii. Peki şimdi bir parça daha dinleyeceğiz senden elbette ama Hı. bir hedeflerini merak ediyorum. Albüm içinde var mesela şu anda çalışıyorsun Hı. ama onun dışında çok gençsin daha evet. önünde çok uzun bir yol var müziğini yapabileceğin. Böyle hedeflediğin şeyler neler? Çok Hı. büyük şeyler olmak zorunda değil. Yani sana özgü olsun bu hedefler. Evet. Bizlerle paylaşmak istersen tabii. Tabii tabii ben teşekkür ederim sorunuz için. Ben çok böyle gezmeyi, yeni şeyler keşfetmeyi seven bir insanım. Farklı ne varsa görmeyi hedefleyen biriyim başta. Müzisyenlikten bağımsız söylüyorum bunu. Evet. Ama tabii müzisyenliğin doğasında
konser yapmanın doğasında gezmek ve dünyanın farklı yerlerinde çalmak var. Bu ikisini beraber yapıp farklı farklı, çok farklı dinleyicilere, seyircilere hepsine tanışmak, müziği paylaşmak istiyorum. Sahnede olmayı çok seviyorum. Müzik yapmayı seviyorum. Tek başıma yapmayı seviyorum ama biriyle paylaşınca çok başka bir şeye dönüşüyor. Var mı böyle içinde bulunduğum bir grup, üçlü, dörtlü, çok popüler şu anda çünkü? Tabii bir tane triomuz var. Var mı triomuz? Trio Likya diye bir grubumuz var. Ne güzel. Likya Mandivionsa. Likya. Evet. Harika, tarihi de bir isim koymuşsunuz. Çok düşündük onun için. Evet. Kimler var? Çello var. Başka? Nilgün Yüksel kemancı. Evet. Barış Büyük Yıldırım piyanist. Bir de ben, Poyraz Baltacıgil, violonsel. Birlikte üçlü çalıyorsunuz. Şu salgın ortamında yine de çalacak yerler bulabiliyor musunuz? Mesela daha önceleri değil mi sevgili seyirciler? AVM'lere girerdik. Ya, orada muhteşem bir müzik karşılardı bizi. Böyle gerçekten büyülenirdik. Evet. Ne bileyim yine başka ortamlarda. Şu anda nerelerde olabiliyor yani, bu tür çalışmalar, konserler? Ben pek AVM'de çalmıyorum ya da işte o tarz şeylerde. Ama konser salonları şu anda bütün dünyada. Aslında Avrupa'da, Almanya'da falan başladı konserler. Ne denir? Mesafeli olarak seyirci alıp başlıyorlar. Evet, belki bir boşluk, bir dolu olarak. Biz de başladık. Senfoni ve opera başladı yavaş yavaş ama işte yavaş yavaş olacak bir şey. Bilemiyorsunuz tabii programı. Ben de katılıyorum sana. Bakalım. Ama biz sizleri dinlemekten büyük keyif alıyoruz. Teşekkür ederim. En azından bizler elimizden geldiğince KRT ekranlarından izleyenlerinize ulaştırmaya çalışıyoruz sizleri. Ve şimdi yine bir senin sunacağın, senin çalacağın bir eserle izleyenlerimizi buluşturmak istiyorum. Thank you.
Çok teşekkür ediyoruz sevgili Poyraz Baltacıgil. Eminim sizler de oturduğunuz yerden ekran karşısından tüm gönül alkışlarınızı cello sanatçısı Poyraz Baltacıgil için gönderdiniz. Bizler de aldık efendim. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben çok çalışmalarınızda başarılarınızın devamını diliyorum. Ve sizleri takip etmeye devam edeceğiz. Diliyorum ki tüm konser salonları açılsın. Evet. Bir an önce tedbirler alınarak ve bizler de izleyicileriniz olarak yerimizi alalım. Sağ olun. Ben de sizi izlemeye, sevmeye, takip etmeye devam edeceğim. Çok teşekkür ederim her şey sağ için ağırladığınız sağ için. Sağ ol sevgili Poyraz. Sevgili seyirciler, birazdan tiyatro diyeceğiz. Sakın bir yerlere ayrılmayın. Öyle ilginç, öyle komik bir oyunu tanıtacağız ki sizlere. Zannediyorum pazar neşeniz olacağız. Bol kahkahalı türbülans oyununun oyuncuları İlayda Çevik, Tuğba Daştan, Giray Mert Özdenoğlu yaşadıklarını Şebnem Yiğit'le hafta sonunda anlatıyor. Evet sevgili seyirciler, şu anda 3 kıymetli oyuncu ile beraberiz ve onlar çok heyecanlı. Yeni bir oyunları var. Sizlerle buluşturmak, sizlerle tanıştırmak istiyorlar. Oyunun adı Türbülans. Ben hemen konuklarımızı sizlerle tanıştırayım. Belki siz onları zaten tanıyorsunuz. Televizyonlardaki dizilerden, filmlerden diyelim. Ve hemen sizden başlayalım. Sevgili Tuğba Daştan, hoş geldiniz evet, programımıza. Merhaba. Merhabalar, teşekkür merhabalar. Ederim. Giray Mert Özdenoğlu, hoş geldiniz Giray programımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba. Ve sevgili İlayda Çevik, hoş geldiniz hoş efendim bulduk. Programımıza. Merhaba. Ne kadar güzel, böyle 3 oyuncuyu ağırlamak büyük bir keyif benim için. Şimdi Türbülans diye bir komedi oyunu sergileniyor. Tarihlerini de vereceğiz. Şimdi ben vermeyeyim, siz verirsiniz tarihlerini ve nerelerde sergileneceğini. Türbülans nasıl bir oyun? Giray Bey'den başlayalım. Buyurunuz. Benden başlayalım. Türbülans komedi, bir farz türünde bir oyun. Fransız yazar Marc Camoletti'nin yazdığı. Yönetimi de Somer Carvan tarafından yapıldı. Farz türünde bir komedi. Yani bu daha çok vaudeville tekniği, televizyondan sitcom olarak tabir edilerek bilebiliriz. Açılıp kapanan kapılar üzerine kurulu bir oyun. Durum komedileri. Çok güzel. Türbülans bir zampara bir adamın. İzleyicilerden erkek olanlar hemen bir kulak kabarttılar. Zampara evet. Bir adamın dediniz. Nasıl yapılamaz ya. Onu görüyoruz. O zaman bak, kabartmasınlar. Beceriksiz bir zampara diyelim. Aslında çok becerikli. Öyle mi? Daha sonra ama işin o kadar da becerili olmadığı ortaya çıkıyor ve ben devreye giriyorum. Ben böyle bir şey savunan biri değilim. Savunan elbette, kişi elbette. Başka biri ama savunmayarak bu işin içinde kalıyorum ve bir şey karmaşası, gerçekten bir türbülansa giriyor ev. Evin içinde bir türbülans düşünün ve bu komik anların yani fena, yani bütün kızlar karışıyor birbirine. Şimdi bütün kızlar deyince kızlara söz düşüyor. Sizden başlayalım mı sevgili Tuğba, buyurun. Bu oyun bana ilk geldiğinde ben zaten soluksuz bir şekilde okudum. Yani metin. Ben de soluksuz bir şekilde dinledim zaten. Evet, o kadar girişini böyle bile. Kesinlikle. O kadar böyle hızlı akıyor ki, uzun olmasına rağmen bir anda içine çekiyor oyun kendine zaten. Ben orada Alman bir hostesi oynuyorum. Evet. Yani biraz böyle sevgi dolu, her şeyi çok büyük yaşayan. Yani klasik bir kadın. Aşık olmuş bir kadın. Yani çok keyifli bir oyun bizim için. Peki hani, orada diyalektik falan var mı, böyle Almanca bir biraz şeyler? Biraz aksan var. Yapıyor musunuz? Evet, biraz aksan. Bir tık bize yapar mısınız? Sürpriz olsun isterdim ama. Çok güzel. Yani Almanya çok büyük falan. Bu kadarcık. Çok güzel. Peki şimdi İlayda Çevik'le devam edelim. Sevgili İlayda. Tabii izleyenler hepinizi çok yakından tanıyorlar. Dizilerde bildiğimiz oyuncular ama. Sizinle de şöyle bir soruyla karakterinize geçmeden başlamak istiyorum. Dizi oyuncularıyla, yani kameranın arkasında oynamakla tiyatroda, sahnede, sahnenin üstünde seyircinin soluğunu hissederek, tabii artık maskeyle hissediyoruz maalesef, o maalesef ayrı bir mevzu ama ikisi arasında nasıl bir fark var sizce? İkisi benim için gerçekten iki ayrı tutku. İkisine de tutkuyla bağlıyım. Kamera önünde de sahne üstünde de olmaktan çok büyük keyif alıyorum. Ama tabii ki oyunculuk anlamında başka teknikler kullanıyoruz ikisini de icra ederken. Ben tiyatroyla başladım yolculuğuma. Daha sonra kamera önüne geçtim. Şimdi tekrar çok güzel bir ekiple tiyatroya dönüş yaptım. Bu aradaki geçişlere adapte olmak bazen zorlayıcı oluyor. Ama aynı zamanda öğretici oluyor tabii ki. Dediğim gibi ikisini de çok severek yapıyorum.
Birinden birini tercih etmiyorum diyorsunuz. Yok, edemem gerçekten. Yani peki. Ben kamerayı da seven oyunculardanım. Sahne üstünde zaten oradan kamerada başladım. Kamerada sizi seviyor zaten. Sağ olun, eksik olmayın. Peki sizin rolünüzle ilgili neler paylaşacaksınız? Türbülans'taki rolünüzle çok, ilgili. Çok böyle ipucu vermeden ben de üstünden bahsetmeye çalışayım. Ben de Fransız hostesi canlandırıyorum. Fransız hostesi. Evet, Jacqueline. Jacqueline. Ben aksandan yırttım oyunumuzun yazarı Fransız olduğu için. Güzel. Nasıl? Bir daha alayım. Oyun Fransa'da geçiyor. Ha, Paris'te. Oyun tabii değil mi? Fransız bir oyun olduğu için. Evet, ben aksan yapmanıza yırttım. Gerek yok. Peki sizin özelliğiniz ne kısaca? Mesela öyle bir ipucu verirsek izleyenlere. Şöyle ipucu verebilirim biraz üstünden çok şey yapmadan. Lütfen. Ben biraz daha oyunun sakin gücü diyebilirim karakterim için. Anladım. Gizemli. Evet, sakin güç de doğru bir tabir olacaktı galiba. Peki, Giray Bey, bu oyunla ilgili hem sizin karakterinizle beraber anlatırsanız izleyenlerimize. Aslında gülmeye o kadar çok ihtiyacımız var ki. Yani her şey bir yana değil mi sevgili seyirciler? O yüzden bu oyunu neden gelip izlesin izleyenler? Sizin rolünüzü de buna katarak anlatalım, paylaşalım izleyenlerimizle. Yani bu dönemde gerçekten gülme ihtiyacımız var. Ve bu oyun da güçlü, yani insanları güldürmeye odaklı bir oyun. Evet, bir vodvil fars zaten bir komedinin en temel şeylerinden biri, tarzlarından biri komedide. Ve bu oyuna gelenler hem dinamik bir kadro izleyecekler, genç bir kadro. İşte Tuba Daş'tan, İlayda Çevik, burada olmayan Bestemso Özdemir, Göktü Derici. Yani biz ciddi, genç, dinamik bir kadro olarak sahnede olacağız. Aylin Kabasakal. Evet. Şimdi böyle dinamik bir kadroyu sahnede gördüklerinde zaten bir afişimizde heyecan veriyoruz. İçerisindeki komedi olgularıyla da ciddi bir komedi sağlayacağız insanlara. Yani performatif bir oyun aslına bakarsanız yani. Türkçesini alayım. Bana anlatın onu. Ne demek performatif bir oyun? Performansa dayalı, yani enerji dengesinin sürekli tempolu. Enerji yüksek olduğu. Tempo yüksek. Sürekli bir hareket var. Sürekli bir türbülans gibi yani. Zaten ben tanıtımını izledim. İzleyenlerimiz de bir yandan izliyorlar zaten. Böyle sürekli giriliyor, çıkılıyor, bir şeyler oluyor, bir hareket var. Tabii zamparanın işi zor. Birkaç kadınla aynı anda. Üç kadın. Peki siz hep komedi mi oynamıştınız? Bugüne kadar öyle denk geldi. Çünkü ben rahmetli Çetin Akça'nın çıraklığıyla aynı zamanda okulluyum. Özde Yapım 7 sezondur var. 7 evet. yıldır. Göktü Derici ile birlikte kurduk. Ben bu türle devam ettim. Daha önceden evet okul zamanlarında oynadık dram, trajedi. Ama şu anda komedi üzerine Çetin Akça'ndan da gelen ustamla birlikte komedinin çırakları olduk biz Göktü Derici ile birlikte. Ve doğru komedi yapmaya çalışıyoruz. Soner Karvan da çok güzel bir yönetmen dışında hem abilik hem bir ustalık yaptı ve çok usta işi bir oyunla geldiğimizi düşünüyorum. Kesinlikle. İnşallah bu genç kadroyla usta bir iş izleyecek herkes ve gerçekten güldüreceğiz. Yani sulu komedi yapmıyoruz. Bunu net çizebilirim. Ve doğru bir iş yaptığımızı inanıyorum. İnşallah sizler de izledikten sonra doğru olduğuna inanırsınız. Biz sizleri bırakacağız. Ekip olarak enerjimiz çok iyi tuttu. Hepimizin birbiriyle yani çok iyi enerjisi tuttu. Bu da zaten sahneye çıktığımızda hani izlerseniz inşallah siz de tabii bekleriz. Tabii izleyeceğim. Yani izlediğiniz büyük zaman hissedeceksiniz. Çünkü ekip enerjisi gerçekten çok tuttuğu için seyirciler de bunu fark edecek. Ya birbirimize gülmekten prova yapamadığımız zamanlar oluyor. Aynı eğleniyorsunuzdur. Çok eğleniyoruz. Siz eğleniyorsanız izleyici de eğlenir. Kesinlikle. Bu hep böyle. Aynı şey bizim işimiz içinde. Ben keyif alıyorsam bu sohbetten izleyici de alır. Bu hep böyledir aslında. Peki sevgili Tuğba Daş'tan sizin komediyle tanışmanız nasıl oldu? Daha önce drama filmlerinde ya da dizilerindeyken. Drama. İlk işim dramdı benim. TRT'de bir işteydim. Evet. Sonrasında bir komediye doğru çekildim. Zaten normalde de böyle çok güldürmeyi seven bir insanım. Biraz. Hiç öyle durmuyorsunuz şu anda. O canlı yayındayım. O yüzden ciddiyeti bozmak istemiyorum. Herkes ciddi. Herkes çok ciddi peki. Herkes çok ciddi. Ben de o yüzden ciddiyim. Yok bir pazar günü biz bizeyiz değil mi sevgili seyirciler? Evet. Boş verin ciddiyeti. Salayım mı emin misiniz? Aman falan diye. Yani komedi gerçekten çok zor bir şey aslında. Hani insanları güldürmek gerçekten bu verilmiş bir yetenek olmalı karşındaki insanı güldürebilmen için.
Yani ben çok seviyorum insanları güldürmeyi. O yüzden komedi işlerini ayrıca çok seviyorum. Ve bu işte de aşırı derecede keyif alıyorum. Ve bu pandemi sürecinde hani hepimiz tabii ki işlerle görüşüyoruz falan filan ama her şey durdu maalesef. Durduğu için tiyatronun bize gelmesi, yani özellikle ben kendim için söylüyorum. Bu tiyatro benim için aşırı derecede iyi bir şey oldu yani. Size de enerjim iyi geldi bu küresel yani. Salgın döneminde değil mi? Sanatçı evet, olarak, evet. Sanatçı kimliğinize de iyi geldi. Çok bu iyi oyun. Geldi. Ki Somer Hoca da gerçekten, Somer Karvan, buradan gerçekten çok teşekkür ediyoruz ona. Hani bize çok güzel şeyler kattı. Yani iki ay prova dönemimizde gerçekten efsane şeyler öğrendik. Şimdi Somer Karvan'ı da zaten oyuncu olarak çok iyi biliyor evet, izleyenlerimiz. Evet. Yönetmenlik denemesi mi diyelim, ilk mi olacak yönetmenlik? Hayır. Hayır. Tiyatro ile ilgili konuşuyorum. Değil. Öyle değil. Mi? Zaten tiyatroda tiyatro oyuncusu ve yönetmeni oyuncusu ve evet, yönetmeni. Evet. Kesinlikle. Biz çünkü onu yine ekranlardan, yine oyunlarından tanıyoruz ama yönetmenlik mesela ünlü. Bu oyunla birlikte ben öğreniyorum ve çok da mutlu oldum. Daha öncesinde Ayşen Gurgan'ın son oyununu da yönetti. Oo, rahmetli Ayşen Gurgan. Yani evet. Onunla birlikte de vaudeville çalışmıştı. Daha o zaman vaudeville yönetmeni diyebilir miyiz Somer Bey için? Komedi için çok doğru bir isim. Kesinlikle. Sırf vaudeville değil. Komedi için çok doğru. Peki komedi için ayrılır mı yönetmenlik? Yani oyunculuk ve yönetmenlik ayrılır mı komedide? Yani işte Giray Bey komedi oyuncusudur ya da Somer Bey komedi yönetmenidir. Bence ayrılmaz. Ya bütünde zaten oyuncu yönetmek ve yönetim tarza göre değişir. Ama bir şey bilmek de vardır. Mesela komediyi bilmek, onu parlatmak gerekiyor. O biraz da oyuncu zekası ile ilgili olduğunu evet, düşünüyorum. Evet, onu tercih edebiliyor evet. Oyuncular ve yönetmenler. Yani bir alan üzerinde Giray'ın da dediği gibi bir şeyi daha iyi icra edebilmek ve parlatmak üzerine. Çünkü biz az önce de dediğim gibi performatif bir iş yapıyoruz. Ne kadar çok çalışırsak o kadar parlıyoruz aslında bakarsanız. Bu biraz daha tercih oluyor ama hem bir oyuncu hem bir yönetmen hem drama hem komedi de yeterince iyi olabilir. Ki siz özellikle bunu yapıyorsunuz diye düşünüyorum değil mi? Benim tiyatroda ilk komedi oyunum olacak. Evet. Daha önce kamera önünde komedilerde oynamıştım ama ben de tiyatroda ilk defa komedide kendimi deniyor olacağım. O yüzden de daha çok heyecanlıyım. Nasıl buldunuz kendinizi? Önce siz söyleyin. Ya tabii dışarıdan kendine bakmak zor bir şey. Özellikle tiyatro sahnesi için. Yine evet. Kamera önünde çektiğimiz bir şeyi daha sonradan izleyip ne yapmışım diye bakabiliyoruz ama tiyatro sahnesi için o biraz daha zorlayıcı oluyor. Ben daha çok objektif olduğuna inandığım ve yorumlarına güvendiğim insanlardan dinlemeyi seviyorum tiyatro sahnesinde kendimi. O zaman gösterimler bittikten sonra eleştirileri alacaksınız, evet, yorumları mutlaka, diyelim. Mutlaka. Zaten hepimiz çok açığız buna ve provalar sürecinde de hepimiz paylaştık birbirimizle fikirlerimizi, üretimimize katkı sağladık bu sayede diye düşünüyorum. Peki ne zaman oyun sergileniyor, nerede sergileniyor? KRT izleyicileri bunu bilmek ister diye düşünüyorum. Türbülansı nerede ve ne tabii zaman ki izleyecekler? Yani biz premierimizi 27'sinde yaptık. Şimdi 11 Kasım'da Profilo Kültür Merkezi'nde oyunumuz var. Daha sonra 9 Aralık'ta. Pandemi sebebiyle daha az oynayarak başladık. Bu pandemi süreci atlatıldıkça oyun tarihlerimiz artacak. İlk etapta 2 tane, her ay 1 tane gibi gözüküyor. Ama bunların arasına da yeni tarihler eklemeye çalışacağız. Bu pandemi süreciyle ilgili bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Ama pandemiye rağmen ilgi çok büyük. Yani biz şaşırdık. Gerçekten çok da mutluyuz. Yani insanlar özlemişler tiyatroyu. Bunu görüyoruz. Yani başka oyunlarda da böyle. Yani salonlar gerçekten doluyor. Ama mesafe eşliğinde. Yani bunu dikkat ediyoruz. İzlediğimiz oyunlarda da, provalarda da, evet, çekimlerde de buna çok özen gösteriliyor. Hepimiz aynı şekilde hayatlarımıza da dikkat ediyoruz. Çünkü birbirimizden sorumluyuz. Tabii evet, değil mi? Ne şimdi kadar önemli. Birimiz olsa gitti bütün ekip. O yüzden herkes çok bu konuda elinden geleni yapıyor. Oyunda da bazı sürprizlerimiz de var bununla ilgili. Çok evet, güncel evet, değil ama evet, bunu taşıyacak bir şey de yaptık. O gelenlere sürpriz olsun. Tabii, evet. Tamam, o zaman sırf bu sürprizi görmek için dahi bence Türbülans izlenmeli. Peki şimdi tam da küresel salgının ortasındayken, film çekimleri, dizi çekimleri büyük oranda durmuşken nasıl gidiyor? Genel olarak şöyle bir sektörü değerlendirmenizi istesem, kim cevap vermek isterse ne dersiniz? Aslında bahsettiğiniz gibi yani sürecin başında büyük oranda değil hep birlikte durduk. Durdu. Evet, hepimiz durduk haklı zaten olarak. Aslında, evet.
Fakat yavaş yavaş tekrar çalışmaya başladı yapımlar, şirketler, oyuncular. Yeni işler var, devam eden işlerin setleri var. Tamamen salgın koşullarına uygun bir şekilde önlemler alınarak setler de devam ediyor şu süreçte açıkçası. Giray Bey? Ediyor. Reklam filmlerde, dizilerde inanılmaz bir önlem var. Yani şöyle söyleyebilirim, yani yarım saatte bir ateş ölçülüyor sette. O derece. Kesinlikle test sizlere, yapılmadan. Oyunculara, ekibe, herkese. Işte, ışıkçısına, sesçisine, öyle mi? Evet evet, yani test yarım yapılmadan. Yarım saatte bir. Çok evet. İlginç. Eğer ki en ufacık mesela bir mesela ışıklardan dolayı birazcık sıcak gelebiliyor setlerde. Ve o anda mesela yüksek mi çıktı hemen rapor alınıyor. 15 dakika sonra bir havalandırılıp bir daha bakılıyor. Ve bu sayede de yani müdahale için bir ekip duruyor. O anda kontrolü sağlanıyor, testi yapılıyor. Ne olur ne olmaz diye. Yani çünkü riskli bir durum yani. Setlerde bir iki kişi çalışmıyor maalesef. Tabii, çok kalabalık. Tabii, çok kalabalık bir ekip. Yani şimdi tiyatroya gittiğinizde değerli izleyenler, biz sadece oyuncuları, sahne alan oyuncuları görüyoruz ama onun ardında kostümcüsünden tutun da işte ses, ışık, bütün işte teknik, perdenin açılıp kapanmasını sağlayan kişiye kadar ya da sizlere yardımcı olan, ulaşıma yardımcı olan o kadar büyük bir ekip var ki onların hepsi aynı sorumluluğu taşıyor ve hepiniz birbirinizden sorumlusunuz. Tabii, çok evet. Önemli bir iş yapıyorsunuz. Ne diyeyim, seyirciniz bol olsun. Bir kez daha sizden alalım bu sefer de oyunlar hangi tarihlerde ve nerede, bir kez daha yineleyelim KRT izleyicileri için. 11 Kasım'da Profilo'da, Profilo Kültür Merkezi'nde ve 9 Aralık'ta. İnşallah herkesi bekleriz. Gelsinler, bir türbülansa girsinler. Bu çok iyi, bir türbülansa girsinler. Evet. İyi gelir, hele hele şu ara çok uçağa evet, falan evet, çok ihtiyacı var herkesin. Gerçekten çok ihtiyacı var. Özellikle biz çalışırken buna çok ihtiyacımız olduğunu fark ettik. Seyircilerin de mutlaka buna ihtiyacı vardır. İyi gelecek bence. Bence de. Sizin var mı söylemek istediğiniz bir şey? Arkadaşlarımın da dediği gibi biz çok keyifle başladık bu işe. Öyle de devam etmesini umuyoruz. Aynı keyfi seyircilerin de almasını umuyoruz. Bütün önlemler dahilinde oyunumuza bekliyoruz herkes. Önlemler dahilinde derken hemen onu da söyleyelim. Giray Bey, isterseniz onu da siz bir kez daha yineleyin. Maskeyle oturuyoruz değil mi oyun boyunca? Maskeyle oturuyoruz. Bir koltuk boş, bir dolu şeklinde gidiyor. Zaten salon kapasitelerinin yarısı girebiliyor. 500 kişilik bir salona maksimum 225 girebiliyor. Artık ekstra ve içeri alınırken artık erken sahneye alınmıyor. 5-10 dakika kala belli bir mesafe eşliğinde ateş kontrolü içerisinde sahneye alınıyor. Herkes maskeyle blok blok çıkışlar sağlanıyor. En arkadan en öne doğru. Yani kimsenin birbiriyle teması sağlanmıyor. Yani ona çok dikkat ediyoruz bu konuda. Zaten maske zaten hiçbir koşulda çıkmıyor. Yani kapıdan girildiği andan itibaren biz de aynı şekilde dikkat ediyoruz. Kulislerimize kimseyi davet etmiyoruz. Buradan da söyleyelim net şekilde. evet çünkü. Bir duyuru olsun. Evet, ona da özen gösteriyoruz. Yani bu şartlarla birlikte ben tiyatronun her zaman var olmasını diliyorum. Yani bütün tiyatroların şu an yaşadığımız zorlukları aşacağımızı seyircimizle birlikte. Tiyatro bir bütündür. Yani evet. Şey değil, izleyici televizyon gibi değil. Biz bir bütünüz. Tiyatrocu dediğimiz zaman seyirci de bence bir tiyatrocu. Yani ışıkçısı, dekorcusu, oyuncusu. Biz oyuncular plandayız, görünüyoruz. Ama bir de arkası seyirci bizim için büyük bir güç. Yani onların nefesini duymak güç. Şu an zorlanıyoruz ama. Ama yine de onların nefesini duymak istiyoruz diyoruz. Kesinlikle o ilginç bir deneyim olacak. Maskeli seyirci. Değil mi? Bizim evet. Bizim için de ilginç bir deneyim ben onu olacak. Yaşadım. Hiç de zor değil sevgili seyirciler. Yalnız bir uyarı da ben yapmak istiyorum. Bir iki kişi maskesini çıkardı benim gittiğim salonda. Lütfen bu sorumluluğu hissediniz. Bir kişinin maske çıkarması birçok kişiye zarar verebilir. Oyun boyunca çıkarmayın. Hiçbir rahatsızlık hissedilmiyor. Salon havalandırmaları oldukça iyi çünkü. Ama ben de tiyatrolar yaşasın diyorum. Sizlerle yaşayacak, bizlerle yaşayacak ama en önemlisi sizlersiniz sevgili seyirciler. Bol türbülanslı günler mi dileyelim? Evet, evet. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Hep böyle gülün ve bizi güldürün lütfen. Gülmeye çok ihtiyacımız var. Hepimiz için geçerli. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Tüm KRT ailesi adına teşekkür ediyorum sizlere. Sevgili seyirciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Sanatla kapattık, tiyatroyla kapattık. Haftaya yeniden görüşünceye dek Allah'a ısmarladık. Sanatsız, tiyatrosuz kalmayınız efendim.